Selamun aleyküm. Sizler stüdyomuza, sizler de star ekranlarına hoş geldiniz. Evet, işte o uzlaştırıcı, birleştirici, tamamlayıcı, evlendirici Zuhal Topal. Sesiyle, yorumuyla Korhan geliyor. Merhaba Zuhal Hanım, nasılsınız? Merhaba. Ay, gıpta ediyorum. Ne tatlı, ne şirin bir ilişki bu böyle. Of, Allah galiba evleniriz. Benden hoşlanıyor. Siz ilk kez mi karşılaşıyorsunuz? Bir programda daha karşılaşmıştık. Hadi canım. O son aslında programımız oldu işte. Son programımız oldu. Bekar olarak. Bekar olarak son program. Ne diyorsun? Evet. Evet. Ama daha önce bir şey vardı mı? Hayır, yok. O programda tanıştık. Ay, inanmıyorum. 4 sene evvel. Ay, o programa gidiyorsun sen, kız tavlamaya mı? Bir de benim adım çıkıyor. Denk buyurun. Geldi Mehmet Ali Bey. Bir şarkı sözü soruyoruz. Zuhal Topal çeviriyor. Çarkı Berek başlıyor. İki yüz elli puanlık Rize'nin R'si diyelim. Rize'nin R'si 4 tane. Devam. Evet efendim, ev var, araba var. Mustafa Bey geldiler, buyurun. Aha. Merhaba. 200 puanlık sessiz harf. Kazmanın K'sı. Ya, aklıma o geldi. Karabük'ün K'sı diye. Hayır, Korhan dururken. Allah seni kahretmesin. Korhan dururken kazma nereden? Kazma nereden çıktı? Kime bakınca? Yani, kazma. Kocana kazma mı dersin? Hayır. Korhan'ın K'sı. Bir ailenin sonu Çarkı Felek'te yaşadık. O zaman şöyle diyelim, kimse alınmasın, kimse gücemesin. Kazma Korhan'ın K'si. Ay, hayır. Yok zaten. Yok, bak, zaten, zaten olmamalıydı. Yok. Ben hata ettim. Özür diliyorum. Korhan'a geçiyor. Korhan çeviriyor. Ve 1500 puan geliyor. ...1500'e Mardin'in M'si. Mardin'in M'si. Olacak. Evin döndü dolaştı sana geldi. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Sessiz harf söylersen... ...bu da... Evet, çok güzel bir hediye var. Harfi bilmen gerekiyor önce. Bu zarflardan birini seçeceksin. Yozgat'ın Y'si. Yozgat'ın Y'si 2 tane. Ben de buldum şimdi. Elimdekilerden hangisini istiyorsunuz? Şu ortadakini alayım. Evet, ekranı açacaksınız. Tam böyle yapıp ekranı açın. Evet, ne çıkıyor bakalım. Ben bakamaz mıyım? Yok, ekrandan. Açın. Evet. Evet. Ben mi çeviriyorum? Hanımefendiye geçiyor efendim. Size de bir sürpriz gelirse görürsünüz. Gelecek zaten, bekliyorum. Geldi. Mi? Geldi.
Niye çıkardın? Niye aldın sürprizimi? Niye aldın sürprizimi? Yo, yanıyor sönüyor. Demek ki bir yanlışlık var. Ne oldu? Sürpriz gitti mi? Tamam. Bundan sonra sürpriz falan yok. Yok. Tamam. 300 puanlık sessiz harf. Şam'ın şeysi. Şam'ın şeysi bir tane. Bu bir şarkı. Söyleyeyim mi? Buyurun. Rüya gibi her hatıra, her yaşantı bana. Şimdi geliyoruz Zonguldak. Zonguldak, iyi akşamlar. İyi akşamlar Mehmet Ali Bey. İyi akşamlar. Nedir durumlar? Efendim, maden şehrine gelinir de çarkı felek madenci bir ailenin yüzünü güldürmez mi? Ne tatlı, ne şirin konuştun. Bugünkü ikinci şanslı ailemiz madenci bir aile. Yanımda Gülden Sevgi Yılmaz ve ailesi, yakınları, akrabaları var. Madencilikle uğraşıyor eşi. Ben mikrofonu vereyim, artık gerisini kendisi tanıştırsın. Evet. İyi akşamlar hanımefendi. İyi akşamlar Mehmet Ali Bey. Sağ olun efendim. Nasılsınız? Sağ olun. Teşekkür ederim. Eşiniz nerede? Sizi gördük, daha iyi olduk. Zonguldak madenlerinde. Eşim. Evet, Zonguldak. Hayırlı akşamlar Mehmet Ali Bey. İyi akşamlar efendim. Ben Kozlu bölgesinde çalışıyorum. Nerede? Zonguldak Kozlu bölgesinde çalışıyorum ben. Cihan Yılmaz adım. Memnun olduk efendim. Kaç yıldır madendesiniz? 11 sene oldu. Kaç metreye gidiyorsunuz, iniyorsunuz? 560-425 civarlarında. Of 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 of. İşte Gülden Hanım için çeviriyoruz. 6 numara. İşte 6-14 ve 3 numara. 3-6-14. Şimdi efendim size 3 tane soru soruyoruz. Öyleyiz. İnşallah 3 zarfı da kazanacaksınız. İşte ilk soru geliyor. 9 harften oluşan bir hayvan soruyoruz. Allah'ım. Yaşlı ama. Bula bula kafadan hayvanla başlıyoruz. Ne soruyorsunuz? 9 harften oluşan bir hayvan soruyoruz. Bir hayvan. Şimdi sesli harf. Tamam, fazla zorlama. Şimdi sesli harf. Takılı kaldım Mehmet Ali Bey. Sesli harf söyleyin. Sesli harf. A mı diyeyim? Sesli harf. Ankara'nın A'sı. Ankara'nın A'sı. Bu bir hayvan. K, S, M, A. B, C, D, Y, Z, İ. Bakalım hangileri yanacak? A, A, A. Süremiz başladı. Karabatak Mehmet Ali Bey. Karabatak Mehmet Ali Bey. Süre bitince mi? Evet. Karabatak. Söylüyor. 4 kere daha söylemeniz gerekiyor. Bakalım karabacak mı? Bu bir nesne. B, C, D, Y, Z, İ, N, L, R. Bakalım hangileri yanacak? Aa. Bakalım yazı masası mı? 6 mı 14 mü? 6 mı 14 mü? He. 14 olsun. 14. Son soru geliyor. 4 harften oluşan bir nesne soruyoruz. Ne 14 güzel. Mehmet Ali Bey. Olaya öyle 14'ü aldık koyduk bile efendim. Mehmet Bey. Keşke bakıyoruz. Mehmet Bey olsaydı, çıkmışık üzülürüm. 4 harften oluşan bir nesne soruyoruz. Bir nesne soruyoruz. BCDYZ'yi size verdiğimiz harften. Siz bize 3 sesli bir sessiz söyleyeceksiniz. Mektep. Sesli harf. Ankara'nın A'sı. Ankara'nın A'sı. Bakalım hangileri yanıyor? Bu bir nesne. Hadi bakalım, hep beraber çözmeye çalışalım. Açalım. Ne? Balta. Evet, süremiz başladı. Soba ama beyaz zaten var orada. Sopa. Sopaysa yansın. Tıpa. Evet, 3 tane zarf kazandınız. 6 numarayı açıyoruz. Hayır. Teşekkür ederim Mehmet Ali Bey. 3 numarayı açıyoruz. Zonguldak'a gidiyor. Bakalım ne çıkıyor? Hop. Ve 14 numarada ne kazanıyorsunuz? Neydi sorumuz? Bir bilmece. Bilmece. 2 numara.
Korhan çeviriyor, çarkı börek devam ediyor. Vay, en yüksek puan geldi, 1500 puan. Bravo. Ne diyeyim? Tekrar N harfini seçeceğim ben. Nide'nin N'si 62 tane. Hadi gidelim kardeşim. Öyle biz olmuyor. Helal olsun, helal olsun. Bu bir bilmece. Nereye? Devam ediyoruz. Bu bir bilmece. Ha? Evet. Harika. Kazma. Zuhalim'in Z'si. Dedim, hoşlanıyor benden. Hoşlanıyor benden bu çocuk. Bir aşk hikayesiydi. Dur, yayındayız hayatım. Bir dakika, burada forçuluk da var he. Söylerim şimdi. Ne oluyoruz? Bir dakika. Ah Mehmet, vah Mehmet, sen ne misin sen? 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 Bunun altında bir şey mi var? Bizim özel bir dilimiz aramızda. O zaman Korhan çeviriyor ve bir bilmece. Memo. Zuhal'in Z'si. Zuzum'un Z'si. Zuzu'nun Z'si. Al sana Zuzi. Bitti mi lan? Zuhal topala geçiyor. Zuhal topal çeviriyor. 150 puanlık sessiz harf. Bu bir bilmece. Bilmece. Bakalım Türkiye bizi izliyor mu? Alo, bakalım hangi dul bizi arayacak? Alo. Alo. Eyvah, erkek çıktı ilk defa. Erkek! 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 Ne kadar azsınız. Mehmet Bey! İyi akşamlar Mehmet Ali Bey. İyi akşamlar Mehmet Bey, 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 Mehmet Bey. Öyle bir şey vardı eskiden. Balarısı Özdemir mi ne vardı? Allah rahmet eylesin. Onun böyle bir şarkısı vardı. Sahnede yapardı. Sizler tabii hatırlamazsınız öyle şey. Mehmet Bey. Buyurun efendim. Ne iş yapıyorsunuz? Ben özel sektörde şoförüm efendim. Özel sektörde şoförsünüz. Evet. Evli misiniz efendim? Evliyim efendim. 10 yıldır. 10 yıldır. Biz dul bekliyorduk. Siz çıktınız. Allah razı olsun efendim. Sağ olun efendim. Kaç çocuk var efendim? 2 tane efendim. Allah başlasın efendim. Sağ olun. Nerede oturuyorsunuz? Konya'da. Konya'da. Neresinde oturuyorsunuz? Selçuklu efendim. Selçuklu'da. Evet. Evet dediniz, evet dediniz. Yarışmaları karıştırdı. Bu o değil. Yan stüdyo. Ay ben o yarışmayı hep çok yapmak istemişimdir ya. Erkan Erkan abimin kulakları çınlasın. Nasıl başarılıdır ama çok, değil mi? Çok, çok, çok. Harika. Şimdi Mehmet Bey. Buyurun efendim. Çarkıfe'yi izliyorsunuz. Evet, evet. Evet, evet. Mehmet Bey, kimler var yanınızda şu anda? Yani ben eşim var. Komşudayız. Komşudasınız. Evet. Siz de elektrik gitmesin diye komşuda mı seyrediyorsunuz? Doğru efendim. Telefonuma gireceğim. Mehmet Bey. Buyurun efendim. Komşunuz ne iş yapıyor? Komşum öğrenci. Öğrenci mi? Yazık, günah değil mi öğrencinin misafir attığını? Çaydanlıkta yumurta haşlarla. Çocuk şimdi misafirsiniz diye size çay da yapacak değil mi? Evet evet, çay yaptı efendim, sağ olun. Yapmış var. Yapmış. Bir de yanında bisküvi. Çay yaptı. Bırak. Memoş bisküvileri var mı? Memoş. Memoş bisküvileri var. Memoş bisküvileri de yiyorsunuz. Evet evet. Çocuğun gitti. Çocuğa ben bir hediye vermeden şimdi olmaz çocuğa. Olmaz. Çocuğu abi. Alayım, telefonu alayım çocuğu. Öğrenci. Öğrenciyi telefonu alayım. Efendim? Seni tebrik ediyorum. Teşekkür ederim Mehmet. Misafirperverliğinden dolayı. Teşekkür ederim. Onlara kapını açtın, evini açtın. Evet. Yalnız mı yaşıyorsun? Yalnız yaşıyorum. Bak görüyor musun? Bak görüyor. Yalnız abi. Başına yaşıyor. Ne güzel bir komşuluk yapmışsın. Mustafa Bey kaç yaşındasınız? 23 yaşındayım. Ay canım benim, daha ne kadar genç. Ana ama sesin çok böyle olgun geliyor. Evet, olabilir. Olabilir. Sana bir tane cep telefonu armağan ediyorum. Mehmet Bey'i alayım. Telefona Mehmet Bey'i alayım. Alo. Mehmet Bey kusura bakmayın, kontenjanı Mustafa Bey için kullandık. Size bir şey veremeyeceğiz. Teşekkür ederim. Sağ olun. Ah canım benim. Teşekkür ederim. Sağ olun diyorum.
O zaman Mehmet Bey. Efendim. Efendim ne güzel. Hızlı hızlı konuşuyorum. Fark ettim sen Mehmet Bey. Mehmet Bey bize bir şiir okur musunuz? Allah rızası için bir şiir biliyor musunuz? Bilmiyorum. Efendim? Bilmiyorum efendim. Bilmiyorum. Ya bir tane kitaptan okuyun Allah aşkına. Var mı orada öğrencinin kitabından bir şiir okuyun? Yokmuş. Şeyi biliyor musunuz? Dağ başını duman almış. Ha, Gümüşlere durmazak. Onu söyleyin bize ama sözlü olarak. Dağ başını duman. Besteledi, yeni besteledi. Bir daha, bir daha, bir daha. Bak bir dakika arkadaş. Bir daha baştan alın, baştan söyleyin bakayım. Baştan. Dağ başını duman almış. Hayır, hayır. Biraz önce müzikal olarak söylediğiniz çok güzeldi ama Dürüyem'in güğümlerinin melodisiyle karıştılar. Bir daha. Dağ başını duman almış. Gümüşlere durmaz akar. Dağ başını duman almış. Gümüşlere durmaz akar. Bir dakika, bir dakika Mehmet Bey, Mehmet Bey. Efendim. Mehmet Bey çok güzel söylediniz. Şimdi de bir tane başka bir şey söylesem ki bu konuşmasını böyle şey yapmak istiyorum Mehmet Bey. Öne çıkarmak istiyorum. Bir tekerleme anladınız biliyor mı? Mudur acaba? Mesela şey söyleyin. Mehmet Bey. Mehmet Bey beni duyuyor musunuz? Duyuyorum duyuyorum. Şeyi söyleyin. Daha dün annemizin. Daha dün annemizin kollarında yaşarkenin sözlerini söyleyin. Daha dün annemizin kollarında yaşarken. Şimdi okullu olduk. Sınıfları daha var. Dün annemizin kollarında yaşarken. Şimdi okullu olduk. Sınıfları doldurduk. Yaşasın hepimiz. Çok güzel. Yaşasın hepimiz. Yaşasın hepimiz. Ay şekerim ya. Sizi harfi söylemenize bile gerek yok. Bir Plazma TV veriyorum. Mehmet Bey. İyi akşam Mehmet Bey. Efendim abi. İyi akşamlar diliyoruz efendim. İyi akşamlar efendim. İyi akşamlar. Sağ olun. Teşekkür ediyorum. Teşekkür ediyorum. Buyurun efendim. Kimdeydi sıra? Kimdi? Burada sıra bilmiyorum efendim. Ben bilmiyorum efendim. Kimdeydi sıra? Kimdi sıra? Sıra kimdi? Bir numara. Çevirdim. Bir numara ben mi oluyorum? Çevirdim. Çevirdim. Abim söyleyecek. Çevirdim. Çevirdim. Ben tamam söyleyeceğim. Çevirdim. Çevirdim. Ben tamam söyleyecektim. Mehmet Bey söyledi. Teşekkür etti gitti. Bir dakika bir şey söyleyeceğim. Çevirdim. Çevirdim. Abim söyleyecek. Ben çevirdim. Mehmet Bey'e bağlandım. Çevirdim. Hep söyleyecek. Hayır söyledi. Mehmet Bey söyledi. Hep söyledi. Hayır efendim. Söylemedi mi? İtiraf ediyorum sana itiraf. Başladı yaralı aşklara tadilat. Da-na-na-na. İtiraf ediyorum. Suçluyum. Gerçekten de. Neyi itiraf edeceğim hiç bilemedim valla. Ya işte benim gibi mesela. Ben bir itiraf ettim ya rahmetli babaannemden. Bugün söyledim para çalıyordum. Tamam ben de bir şey itiraf edeyim. Heh. Benim babaannem yaşıyor ama Allah uzun ömürler versin. Amin. Üst katımızda oturuyordu aile apartmanıydı bizimki. Annem bir gün kısır yapmış. Ondan sonra bir tabak ver dedi ki çıkar bunu babaannene dedi. Kaç yaşındasın? Ben o zaman 8-9 yaşlarında falanım. Hadi babaanneme de bir tabak çıkarırken benim ayağım takıl. Merdivenlerden düş kısırla birlikte kapaklan. Ama korktum. Kısırı bir güzel şöyle basamaktan temizleyip. Üstünü de tekrar peçeteyle. Babaanne sana kısır getirdik diye. Yedi mi? Yediler. Babaanne özür dilerim. Babaanne bütün mikropları yemişin. 1000 puan kazanıyor. Devam. Ne yapıyorum? Harf söylüyorum. Bir sessiz harf söylüyorsun. Bir sessiz harf söylüyorum. Ama hiçbir şey de çıkmadı ayol. Leman'ın L'si dedik mi? Leman'ın L'si evine geçiyor efendim. Evine sen çeviriyor. Bravo. 300 puanlık sessiz harf. Çanakkale'nin Ç'si. Çanakkale'nin Ç'si 3 tane. Yusuf'un Y'si. Evet Yusuf'un Y'si 1 tane ve bitiyor. Sesli harf alabilirsiniz ki kolaylaşsın. Evinin E'si. Evinin E'si bakalım kaç tane var? 26 tane.
bir bilmece. Ne bu sular? Et fit içinde, dünya dümeni onun içinde. Evet, bravo. Bir daha okuyoruz. Et, et içinde. Bu bir bilmece ya. Şimdi bir de bunun cevabını almamız gerekiyor. Et, et içinde. Et, fit içinde. Fitne biliyorsunuz kışkırtıcı. Evet. Fitne bucur derler ya. Et, fit içinde. Dünya dümeni onun içinde. Nedir bu? İnsan. Çok yaklaştın. İnsanın nesiyle bunlar oluyor? Aklıyla oluyor. Ekranları başındaki izleyicilerimiz ve stüdyo konuklarımız, gözlerinizi ekranlarınızdan alamayacağınız, doyasıya gülüp eğleneceğiniz bir çarkı felekte daha yine sizlerle beraberiz. Hepiniz hoş geldiniz. Ve işte huzurlarınızda efsanevi program çarkı feleğin muhteşem sunucusu Mehmet Ali Erbil. Bir dakika durun. Bir dakika herkes olduğu gibi dursun. Şurada iki kişi kalkmamı beni göremeyecekler. Belki görmek için kalkarlar. Bak bismillahirrahmanirrahim. Hala kalkmıyor kız ayol. Herkes kalkmış, sen niye kalkmıyorsun? Kandıralı. He? Nereden bunlar? Kraliyet ailesinden mi geldiler? Efendim sizler stüdyomuza, sizler de Star ekranlarına hoş geldiniz. Evet, Çarkı Melek canlı canlı başlıyor. Ve. Buyurun efendim, buyurun. Rahatsız olmayın. Siz de oturun. Efendim hemen telefon numaramızı verelim. Bu muhteşem hediyelerden kazanmak istiyorsanız 0212 alan kodumuz 429-55-0. 429-55-0'dan bizi arıyorsunuz. Bu muhteşem eğlenceyi burada bizlerle canlı canlı yaşıyorsunuz. Şimdi biliyorsunuz ki biz ne veriyoruz? Yıllardır arabalar dağıtıyorduk ama artık ev veriyoruz. İşte evimize bak, evimize. Merhaba. Merhaba. Merhaba Gaye, bize bir şey anlatacağım fi yapıyla ilgili, çünkü biliyorsun herkese fi yapının meşhur güzel evlerinden veriyoruz değil mi fiyakalı? Evet, siz İstanbul'daki yeni yerleşim yeri olan ve Bahçeşehir'de bulunan fi yapı site'den bahsediyorsunuz. Ha evet evet, onunla ilgili bize bilgi verir misin? Allah aşkına merak ediyorum, bu fi yapının evlerinin özellikleri nelerdir? O özelliklerimiz anlat bitmiyor. Hem evlerimiz çok geniş. 66 bin metrekareden 120 metrekareye kadar istediğiniz gibi yaşayabileceğiniz. Yani çoluk çocuk sığarız değil mi? Evet, ister çoluk çocuk isterseniz tek başına rahat rahat yaşayabilirsiniz Mehmet Ali Bey. Başka özellikleri var mı peki? O özelliklerimizi anlatmakla bitmez. Açık kapalı yüzme havuzu. Hem o yüzme havuzunun ortasında kocaman bir adası. Hayvanat Anlamadım. Bahçesi. Hayvanat bahçesi mi? Hayvanat bahçesi bile var. İnanmıyorum. Yani sitenin içinde ayrı özel hayvanat bahçesi. Çocuk için. Eğlence merkezleri, AVM'si bile var. Hem bunun yanında inanması güç ama uzay merkezi gibi tek bir tuşla her şeyi idare edebilirsiniz. Ay müthiş bir şey, müthiş bir şey. Yani, peki 90 saniye olması gerekiyordu. 60 değil. 60'a mı bağladınız? 60'a mı bağladınız? 90 olacak. Ay Allah Allah. Peki şey ne olacak? Fiyatı kaç paradır? Fiyatı mı? Karışmayın. Fiyatı da çok kolay. 85 bin TL'ye. İnanmıyorum. İstediğiniz gibi kolay kolay ödüyorsunuz. İki oda bir salon. 2+1 mi oluyor? Geniş geniş. İster ailenizle, ister çoluk çocuk, ister dostlar, eşler rahat rahat sığarsınız zaten 85 içine. Bin liraya evet. Böyle bir özellikleriyle nerede bulabilirsiniz arkadaşlar? Hem hepsini bir anda da ödemiyorsunuz. Ha bu çok önemli. Bu çok önemli. Hem hepsini bir anda da ödemiyorsunuz. Evet. 90 dolmuş, 90 dolmuş. Fiyatıya teşekkür ediyoruz. Evet. Şimdi de Gamze geliyor. Güzeller içinden gün
Hayatımız ne oldu? Hastalandı. Ha hastalandı. Dersi başına. Geçmiş ay, olsun. Geçmiş olsun. Geçmiş olsun. Hoş geldin. Sizin adınız ne? Ebru. Ebru da aramızda. Ebru Hanım. Hoş geldiniz. Ebru hoş geldi. Gamze sen de hoş geldin. Hoş buldum. Nasılsınız? Çok şıksın ayol. Teşekkür ederim. Nereden? Coşar Turizm. Ay Coşar Butik. Yok. Başka yerden bu sefer. Özel. Evet. Özel. Söylemeyelim o zaman. Söylemiyorum. Müthiş olmuşsun yani. Ben teşekkür de ederim. Erkek giyiminde Karaca gördüğünüz gibi. Maşallah. Pırıl 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 pırıl. Çok hoşsunuz efendim bugün. Yalancı ne olsun? Ne olsun? Alkışlarla gidiyoruz yarışmacılara. Efendim bir numaralı yarışmacımız... Kendisi Sevcan Ölmez. Sakarya. Evet. Seni almaya geldim Mehmet Ali Bey. Geçen hafta aramıştık. Canan Cebeci yarışmıştı. Telefon. Ben konuşmuştum. Hadi canım. Evet o beni işte. Hani demiştin ki kanka manka olalım demiştin. Evet. O zaman çak. Sağ sağ ver. Sağ. Ya sağ mı zaten? Beni kanka. Allah seni var. Tam uyanıkmış bu. Peki seninle ilgili görüntüler mi? Telefon konuşmamız var mı? Bir hatırlayalım isterseniz. Değil bir mi? Hatırlayalım. Bakın. Bakın. Dur bakayım. Nasılsınız Mehmet Ali Bey? İyi misiniz? İyiyiz. Sesinizi duyduk daha iyi oldu. Bekar mısınız siz? Evet bekarım. Vallaha mı? Evet. Hiç evlenmedin mi? Hayır nişanlanıp ayrıldım. Benim gibi ben de nişanlanıp ayrıldım. Biliyorum. Ben... Aynı kadar yaşıyoruz. Evet ben de 4 kez nişanlandım ayrıldım. Ay vallahi tutturamadım. Ay vallahi Mehmet Ali benim de sonum senin gibi olacak be. Ay bu adamları ben anlamıyorum ha. Vallahi öyle bu adam milleti yok mu? Gel seni ben bir okuyayım. He ama ama ben anlamıyorum bunları bir ama sen 4 ben 1 2 3 gidecek böyle ne yapacağız ya? Ay var ya yani var ya bunlar böyle alışmışlar hele bu yeni nesil erkekler var ya. Ay Mehmet Ali sorma beni kahretti bunlar zaten hangi yıl ölçeceğim şey dedim ben. Mehmet Ali gel de bir seninle geyik yapalım ya vallahi billahi. Ne yapalım? Geyik. Ay kız sen çok yaşat. Ay biz seninle kanka olalım. Kanka olalım tabii. Kanka olalım kanka. Sen benim kankamsın ben bizimkileri diyorum zaten. Beni Mehmet Ali gibi biri paklar diyorum anca. Tabii. Ay ben de hep istemişimdir ki Sakarya'ya gelin gideyim. Kız alır mısın beni? Kız alırım seni. Allah seni kahretmesin. Alırım Allah seni var ya. Sevcan. Bir şey diyeceğim Mehmet Ali'cim. Bak seni alırım promosyon olarak faturayı da isterim ama. Yani gözün doysun ben yetmiyorum öyle mi? Sevcan sen neymişsin ayol? Sakarya seni izliyor mu şu anda? İzliyor vallahi Sakarya beni izliyor herkes. Radyolardan anons yaptırsaydın oradaki radyolardan. Hatta böyle düşündük medyaya söylesek de anons Allah bilir o ayrıldığın nişanını da izliyordur. He izliyor mudur? Allah bilmiyorum görüşüyoruz. Ya ama o da Sakarya'da mı? Yok Maraşlıydı o Kahramanmaraş'tı. Ay kız ne bahtsız kızsın ya. Ay sorma. Ay var ya kimle geldin buraya? Annem, ablam. Eniştem, kuzenim. O saçı şey oldu, dikini olan kim? Kuzenim, teyzemin oğlu. Bana bak onun saçlarına ne olmuş dikelmiş öyle. Allah'ım yarabbim elektriğe mi verdiniz çocuğu ne yaptınız? Allah'ım yarabbim. O ne lan kuş yuvası gibi. Maşallah. Sevcan kavuştuk birbirimize. Evet kavuştuk. Gel bir sarılalım ayolun. Canım. Bu sevgili seyirciler, değerli konuklar, çarkı felek izleyenleri bu benim son programım. Artık evimin erkeği oluyorum çünkü Sakarya'ya gelin gidiyorum. Her şeyi bırakıyorum. Her şeyi bırakıyorum. Annem giller de gelmiş. Evet, anne. Baldızım da gelmiş. Baldız baldan tatlıdır.
Bunu da hangi sapık uydurduysa yani. Harbiden ya, gerçekten. Yani Türkçe'de düşünsenize literatüre girmiş yani. Baldız baldan tatlıdır. Yani böyle bir laf olur mu Allah aşkınıza yani? Allah Allah, günah günah günah. Ayıptır. Ayıp, ayıp. Olur mu hiç öyle şey? O İsmail'cim tanıyor musun? Ya ben Topaloğlu, Topaloğlu. Ben Türkiye'deki Topaloğlu'larından yani İsmail uzaydakilerden değil yani. İsmail Topaloğlu. Evet. Beyefendi ne işiniz var sizin? Ben memurum. Memur. Peki Allah başına bir keder vermiş. Bir keder daha mı istiyorsun buraya düştün? Yani işte. Ne, memleket nere? Ben Oflu'yum. Oflu? Ya Oflu'yum. Biliyorsunuz bu şarkının bir özelliği var. Bu şarkının bir... Kanki yaptı kanki. Kız her tarafın fondöten mi? Kızım buraya niye yaslarsın her tarafını? Bu şarkının of of of'un bir özelliği var biliyorsunuz. Çok barbunya fasulye yiyor. Ondan sonra şarkıyı veriyorlar. Of 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 of. İsmail Bey, kimle geldiniz? Ya ben aslında yalnız geldim, öyle söyleyeyim. Mecbur kaldık çünkü aile geniş, araba bulamadık. Memuruz, ben otobüse de koyacak halimiz yok. Yalnız başına çıktın geldin. Yalnız başına, vallahi ya bu seferlik böyle oldu işte. Hadi bir daha sefere inşallah. Hadi bir daha sefere inşallah. Ve 3 numaralı yarışmacımız Yeter, Yeter İstanbul'dan Ev Hanım'ı. Evet. Ay kurban olsunlar. Teşekkür ederim. Evlisin yani. Evliyim. Kimle? Özben'le. Nerede Özben? Özben kızımı gezdiriyor. Yani kızım küçük, 2,5 yaşında. Maşallah. Bana da çok düşkün. Bir babasıyla duruyor dedik. Babası da gezdiriyor onu. Gösterseydi annesini televizyondan. Gösterir. Eve getirecek yani. Ay canım ne iş yapar kocan? Asubay. Ay subay kocan. Buraya kimle geldin? Arkadaşımla geldim. Ay kız arkadaşın. O da mı evli? O da evli. Ay canım benim. O da kocası. Kocası. O da mı asubay? Yok. Subay. Bak ama bak anladım. Subay oldun, asker olduğunu anladım. Değil mi? Hoş geldiniz yani. Efendim. Hadi bakalım yarışmamız başlasın. Şimdi bakalım yarışmaya ilk kim başlayacak? İçine nazar değdi görüyorsunuz. Nazar işte yani. Nazar, acayip nazar var üstümde. Kızım beni okur musun? Ha, okur musun beni? Ben gel o... birbirimizi okuyalım yavrum. Bunlar ayağa kalkmadı ya, yandılar ha, sabaha kadar bunlarla uğraşacağım. Sabaha kadar bunlarla uğraşacağım. Sabaha kadar bu kraliyet ailesiyle. Sanki İngiliz, kraliçe Elizabeth'in akrabaları ayol. Herkes kalkmış bunlar oturuyorlar. Özel size bir koltuk vereceğim ben birazdan. Özel koltuğumu vereceğim. Bakalım şimdi kim çevirecek? Sorumuz ne? Siz öyle sarılın sarılın sonra nazar. Ya. Ayol sözlüm sayılır. Yani evet evet. Benimki de. Sözlüme sarılmayacağım da Serhat'a mı sarılacağım? Ne var sarılsanız? Aşk olsun. Erkeklere sarılmam prensibim değil. İki kelime 14 harften oluşan bir sorumuz var. Bakalım kim önce basacak düğmesine? Kaşığı. Kaşığı. Baş aşağı. Kim bu bastı? Hiç kimse bilmiyor. Ben de bilmiyorum. Hiç kimse bilmiyor. Kim bastı? Hiç kimse görmüyor. 3 numara diye ben gördüm ben ama. Stüdyo panik içinde. Biri 3 diyor, biri 1 diyor, biri 2 diyor. Gördünüz mü? Tanık oldunuz mu? Ben bastım. Buna tanık oldunuz mu? Buna tanık oldunuz mu? Biri 3 dedi, biri 1 dedi, ben biri 2 dedi. Tebrik ediyorum sizleri, tebrik ediyorum. Bugünkü performansınızdan dolayı. 2 numara basmış. Bir mi? Asansör boşluğu. Pardon. Hiçbirinizinkini kabul etmiyorum. Yeniden, evet. Hiçbirinizinkini kabul etmiyorum. Asansör boşluğum bakalım. Evet. Ah ah, sende mi düz tabanlık var ne? Anlamadım.
Evet efendim, 2 numara İsmail Bey başlayacak ama önce sorumuzu öğrenelim. 6 kelime 38 harften oluşan bir şarkı sözü soruyoruz. Bir şarkı sözü soruyoruz. 2 numara İsmail Topaloğlu çeviriyor. Şarkı melek başlıyor. İsmail Bey. Evet. Dost kazığı gelirse hiçbir anlamı yok. 250 puan geldi. Manisa'nın M'si. Manisa'nın M bir tane. Devam. Bu da 5 tur attı. Bu bir şarkı sözü. Ekran başındakiler. 400 puanlık sessiz harf. Rize'nin R'si. Rize'nin R'si 3 tane. Devam. Bu bir şarkı sözü. Efendim bugün Bartın'a bağlanacağız. Bartın'a bağlanacağız. İnşallah çok güzel bir armağan vereceğiz. Bartın'a bir merhaba diyelim. Bartın! Bartın! İyi yayınlar. İyi akşamlar efendim. İyi akşamlar Mehmet Ali Bey. Nasılsınız? Hamdolsun. Sizi gördük daha kötü olduk. Hep bir uğursuzluk benimle ilgili. Nedir bu? Yanınızdaki kız kardeşiniz mi? Kim? Bartın Köçeğim. Yanımda Bartın Köçeğim. Bir yanımda bu akşamki ilk şanslı yarışmacı ailem. Erkek o yani yanınız. Sağınızdaki erkek. Köçek evet. Köçek. Bir merhaba deyin. Merhaba Mehmet Ali Bey. Erkek ya erkek evet. Ne güzel köçek bayılırım ben. Ayakkabılara bakın erkek. Evet pantolon da var içinde. Pantolonlu erkek. Bize bir gösteri kısa bir gösteri yapacak mı? Evet evet şimdi sizin için oynayacak burada darbukalı kemanlı köçeğimiz Bartın köçeğimiz bir oynasın size. Sizin şerefinize. Ay şerefini yiyeyim. Şerefini yiyeyim ben senin. Helal olsun, helal olsun, helal olsun. Hala devam. Yok, bunu durduramayız. Maşallah, çok başarılı, çok başarılı. Hala oynuyorlar ayol. Ande, yarışmacımız kim? Şahan mı yarışmacımız? Şahan'a benziyor ayol. Yarışmacımız, Şahan. Evet benziyor Şahan Bey de kendisi. Ama kendisi Hasmi Çetin Balta. Anladım, ne balta? Çetin Balta. Alo Spartan. Selamun aleyküm. Aleyküm selam Mehmet Ali Bey. Siz o balkondaki adam mısınız? Balkonda hani bir şeyler yapıyordu. Şahan. Yok hayır. Siz hayır. Bartınlısınız. Tatile geldik buraya. Nereden geldiniz oraya? Almanya'dan geldik Mehmet Ali Bey. Almanya. Soyadınız ne? Çetin Balta. Balta, vay balta vay. Vay balta. Balta birazdan tekrar döneceğiz. Baltaya döneceğiz tekrar. Evet, 300 puanlık sessiz harf. Bir şarkı sözü soruyoruz. Çevirdiniz, tamam 300 puan. Kabul ediyoruz. Can Nur'un neyesi? Kim? Can Nur'un neyesi? Kızınız mı? Evet. Hadi ya, var. Allah bağışlasın. Sizin Can Nur'un C'si. Neyesi dedim ama. Ne? Ne. Ne? Ne. Can Nur. Nur'un nesi 2 tane. Devam. Bir şarkı sözü soruyoruz. Bir şarkı
200 puanlık sessiz harf. Emine'nin... Dobroski. Dobroski oldu. M'yi de söylemiştin, N'yi de söyledin. İstersen Emine'nin E'si de. Emine'nin S'si. Emine'nin S'si. Tutturamadık. Aferin. Devam ediyoruz 3 numara ama önce parmağı kaçırmayın. Üzülürsünüz. Şarkı vererek canlı canlı devam ediyor. 3 yarışmacımız var. Sorumuz bir şarkı sözü. Kimde sıra? Bende. Yeter çeviriyor 3 numara. Bakalım şarkı sözü. Bakalım kim çözecek bu şarkı sözünü? Ve Sakarya'dan Sevcan. Sakarya'dan Sevcan. Bahçelerde can can yaşasın Sevcan. Çevir bakalım, Sevcan çeviriyor. Bakalım Türkiye bizi izliyor mu? Alo. Alo. İyi akşamlar. İyi akşamlar Mehmet Ali Bey. İyi akşamlar efendim. Nereden arıyorsunuz? Aksin'den arıyoruz. Hacer Atalay mı? Evet. Nasılsınız? Teşekkür ediyorum. Sağlığınıza duacıyız. Allah razı olsun. Ne var ne yok, nasılsınız? Vallahi ne yapalım işte. Bugün çamaşır günümdü. Anam ağladı var ya. Kolay gelsin. Siz ne yaptınız bugün? Ya ben çok heyecanlıyım Mehmet Ali Bey ya. Yemek yaptınız mı bugün yemek? Yemek yaptım. Ne yemeği yaptınız, ne yemeği? Taze fasulye. Taze fasulye. Evet. Etli mi, kıymalı mı? Ya maalesef Mehmet Ali Bey, para nerede, et nerede? Ne et var, ne kıyma var, buyurun. Hiçbir şey yok Mehmet Ali Bey. Buyurun, buyurun bakalım. Benim halkım, benim halkım ne yapacak bu durum? Allah sizi başımızdan eksik etmesin Mehmet Ali Bey. Keşke bende çok para olsa ki dağıtsam hepinize. Allah razı olsun, size Allah zenginlik verdi, bize fakirlik verdi Mehmet Ali Bey. Acerim, acerim. Evli misiniz? Evliyim. Kimle? Ustayla, ustayla. Muhtarla mı? Ustayla, ustayla. Ustayla. Usta. Evet, usta. Ne iş yapıyor? Ya marangoz. Ha, anladım. Marangoz. Çalışıyor mu evde mi? Ya şu anda evde sizi izliyor. Zaten iş yok, güç yok. Ah canım benim. Kaç yavru var? İki tane kızım var Mehmet Ali Bey. Ellerinden öperim. Allah bağışlasın. Allah onların Allah acısını göstermesin. Allah seninkilerin de sana bağışlasın. Allah acılarını göstermesin. Dünyanın... Amin amin. Cümlemizin. Senin de üç yavrunu sana versin. Allah biliyorsunuz yani. Dünyanın en büyük zenginliği sağlık. Çocuklarınızın sağlığı. Gerisi boş. Ne gerisi oluyor? Gerisi boş Mehmet Ali Bey de olmuyor işte. Ev yok, araba yok, maaş yok. Gerisi boş. Ne olacak? Vallahi, şu kadarcık toprağa Mehmet gidiyoruz. Bey, çok heyecanlıyım Mehmet Ali Bey. Nedir bu savaş, nedir bu hınç, bu arzu, bu istek nedir? Şu kadar toprağa gidiyoruz kız Sevcan. Seninki Mehmet daha küçük olacak. Efendim, Mehmet Ali Bey. Buyurun. Bir şey söyleyebilir miyim? Buyurun efendim. Ya ama üç yapınızı size versin. Ne olur biz dört hediye istiyoruz. Ailede dört kişiyiz. Dört tane hediye istiyor. Ama burası da parayla dönen bir müessese yani. Ya ama bütün Mehmet Ali Bey, siz zenginsiniz. Biz çok fakir, ev yok. Burada da birçok kişi ekmek bekliyor efendim. Ona yok, göre. Yok Mehmet Ali Bey, Allah üç yapınızı size versin ya. Peki o zaman bir sessiz harf söyleyin, size hediye yollayalım. Lüleburgaz'ın nesi? Lüleburgaz'ın L'si 4 tane! Size ev aletleri veriyorum. Mutfak ev aletleri, yemek takımı, bir tane yatak, bir de cep telefonu. Daha ne yapayım? Bravo! İyi günlerde kullanın Hacer Hanım. Mehmet Ali Bey. Efendim. Ya ne olur televizyonunuz eski, bir tane televizyon gönderin. Çizgili gösteriyor, şu an sizi iyi göremiyoruz. Tamam bir tane de vereceğim sonra dermişim. 4 tane hediye verdim ayol. Devam et. Devam ediyoruz Sevcan 250 puanlık bir sessiz harf.
Cansu'nun C'si. Cansu kim? Kuzenim. Seyrediyor mu? Evet. Sakarya'dan Cansu. Evet. Kaç Cansu? Yaşında? 21 yaşında. Hadi ya. Evet. Güzel mi? Güzel. Çok güzel. Benden güzel değil mi? Senden güzel mi diye mi? Hayır değil. Vazgeçebilirim ama. Yani. Dönüklük olmaz bak ama. Dönüklük olmaz diyorsun. Olmaz öyle ya. Ya ben gittim mi artık yani? Zaten bir tane daha darbe yemişim. Ne diyor? Ne diyorsun kız? Bir tane buldum kaybetmem artık diyorsun öyle mi? Zaten diyorum darbe yemişim bir tane sen. Zaten nişanı atmış darbeyi yemiş diyor bir darbe de benden yeme. Yemeyeyim ama. Tamam o zaman. Cansu'nun C'si. Allah seni ya var ya. Allah'tan da tamam o zaman yani. Bak dondurt diyor. İsmail Bey kusura bakmayın sıra pardon, size geldi. Pardon yani. Kusura bakmayın biz aramızda daldık böyle davet ediyoruz. Dalmışım ben. Özür dileriz yani. Çok özür dilerim. İsmail Bey çeviriyor. Maşallah İsmail Bey de bir çeviriyor. 10 dakika dönüyor çark yani. Tamam bundan sonra kısa seyredin. Yok yok güzel güzel çekiyorsunuz. Şansınız bol olsun. Zonguldak'ın Z'si. Zonguldak'ın Z'si bir tane. Devam. Şarkı evet. Sözü. Bu bir şarkı sözü. Mehmet Ali burada onu görmeye geldim. Hediyeleri alıp geri dönmeye geldim. Vay. Benim hala atma tepkilerim vardır. İyi halt ettiniz. İyi halt ettiniz. İyi halt ettiniz. Ya. İyi halt ettiniz. Ağzını böyle çok açarsan Dobroski olursun böyle. Ya bu işler şımarmaya gelmez İsmail Bey. Yarışma başlayalı yaklaşık bir saat oldu. Hepsi sıfır puanda. Helal olsun ya. Ve yeter çeviriyor efendim. ...250 puanlık sessiz harf. Hamsi'nin H'si. Hemen. Sen nerelisin? Trabzonluyum aslında. Trabzonlusu. Hamsi'nin H'si. Sabaha kadar bitmez mi yarışma? Bence. Mehmet Ali Bey. Karakolda biter. Valla. Bu var ya karakolda biter ya da Sakarya'da biter. Sevcan'ın. Sakarya'da. Sevcan! Hazır mısın kız? Evet hazırım. Çeviriyorum. Dur konsantrasyonu. Çevir kız. Oradan bakıyorsunuz söylenenler sönüyor ona göre. 200 puanlık sessiz harf. Diyarbakır'ın D'si. Diyarbakır'ın D'si bir tane var. Bravo. Devam. Bu bir şarkı sözü. 300. Tan Tuğra'nın T'si. He? Tan Tuğra ne ya? Tan Tuğra. Ne dedin kızım? Tantuni gibi. Tantuni mi? Bu ne bu? Tantu. Ne? Tantu. Kızım ne bu? Tondurma mı? Tantur mu? Tantur kebabı mı? Bir dakika durun. Tan Tuğra'nın nedir bu? Allah aşkına nedir bu? İsim? İsim mi? Tan Tuğra, birleşik yazılıyor. Tan Tuğra. Tan Tuğra. Nijeryalı mı bu? Ne? Türk mü? Mezopotam. Türk, sizin Sakarya'dan. Neyin oluyor? Hiç şey. Tan Tuğra. Tan Tuğra. Ya çok sevdiğim bir isim de. Erkek mi? İleride bir gün erkek çocuğum olursa ismini Tan Tuğra koyacağım deyip duruyordum. Ne demekmiş öğrendin mi Tan Tuğra? Hayır. Şu anda bizi izliyor mu Tan Tuğra? Allah aşkına Tan Tuğra. Hayatta yok daha. Ha daha hayatta yok böyle biri. Kendin uydurdun. Dedim ya ileride bir gün evlenirsen çocuğun olursa. Ama karşılığı da yok sözlükte yani. Tan Tuğra. Cengiz Han koysaydın Cengiz Han. Tan Tuğra'nın T'si bir tane. Devam. ...500 puanlık sessiz. Kastamonu'nun... G'si. G'si. Kastamonu'nun G, G. İki tane.
Gastamonu diyoruz ya, o yüzden Gastamonu. Tabii Gastamonu. Evet. Gastamonu'nun G'si. Çeviriyoruz efendim. Bu bir şarkı sözü, bu bir şarkı sözü. Haydi. Haydi maşallah çok iyi gidiyorsun. Hadi. Ve ev geliyor. Şimdi bir sessiz harf söyleyeceksin, ev için yarışacaksın. Ama tabii ki bundan sonraki etaplarda da iflas gelmemesi gerekiyor. Öyle mi? Nivit. Kamile'nin K'si. Kimin? Kamile'nin K'si. Kamile'nin K'si bir tane var. Evdir bir alıyorum. Al onu, ver bunu. Evet, şimdi devam ediyorsun. İflas gelmediği sürece ev için yarışacaksın. Bu bir şarkı sözü. Çözemediniz mi bu şarkı sözünü? Ekran başındakiler çözdüler bile. Şşş, sakın, sakın. 400 puanlık sessiz harf. Pınar'ın P'si. Pınar'ın P'si. İsmail Bey'e geçiyor. Haydi İsmail, haydi İsmoş, haydi İsmoş, haydi. ...400 puanlık sessiz harf. Şakanın şeysi. Şakanın şeysi. İki tane. Devam. Bravo. Bu bir şarkı sözü. Şarkı sözü. Ben melodisini söylersem hemen çözeceksin. Ve yeter çeviriyor. Haydi yeter, haydi yeter, haydi. ...750 puan. Şşt. Yemzi'nin yeğesi. Kimin? pardon, Yeşil'in yeğesi. Yeter'in yeğesi. Yeter'in yeğesi. İki tane. Ben melodisini söyleyeyim. Ay, o kadarını da artık söyleme. O kadar kopya veremem. Basmadım. Ne oluyor? Harf söylüyorum. Aslı çözdüm de. Söyle. Bir harf söylersen puan da alacaksın. Ha. Bu çözmüş halin mi? Fatma'nın F'si. Fatma'nın F'si. Ve Sevcan'a geçiyor. Haydi Sevcan, haydi Sevcan, haydi. Bir tane kaldı Sevcan. Bir tane. 250 puanlık sessiz harf. Çiğdem'in çeyse. Evet, bravo Çiğdem'in çeyse. Bitti. Gülmek için yaratılmış. Gözlerde yaşlar niye? Bravo. Son iki. Gülmek için yaratılmış. Gözlerde yaşlar niye? Yaratılmış. 2000 puanın var. 1500'lü ben onu 2000 yaptım. 2000. Bak ona göre. Bak plazma alabilirsin. Buçuklarından mı? Bu buçuklarından. Ben büyüklerinden istiyorum. Büyüklerinden paran yetmiyor. Puanın yetmiyor. Cep telefonu mu alsam, ne alsam? Hadi iki tane cep telefonu verebilirim. O zaman iki tane cep telefonu. İki tane cep telefonu kazanıyor. Geliyorum. Sevmek için yaratılmış, kalpler hep bomboş niye? Yok yok yalan deme. Alo. Hasmi Çetin Balta, Sayın Balta. İyi akşamlar Sayın Balta. Evet buyurun. Evli misiniz efendim? İyi akşamlar Mehmet Ali Bey. Evli misiniz? Hayır bekarım. Yaş kaç?
23. 23. Yanınızdaki de bekar. Ona göre. Hayır hayır, o değil ayol. Bayan olan, bayan olan. Evet evet, Allah bak nereden nereye, kaderi görüyor musunuz? Sayın evet. Balta, beğendiniz mi? Dün Emre, bugün Hasmi. Evet ama bugünkü soyad sana çok yakışacak. Hande Balta. Pardon, Çetin Balta. Çetin Balta, yanınızdaki babanız mı? Evet babam. Evet babanız. Almanya'nın hangi şehrindesiniz? Duisburg şehrinde. Duisburg şehrinde. Okuyor musunuz, çalışıyor musunuz? Çalışıyoruz. Ne iş üzerine? Demir çelik. Demir çelik üzerine çalışıyorsunuz. Babanız da orada mı yaşıyor? Evet. Babanız emekli mi oldu? Evet, babam da orada yaşıyor. Babanız yok, hayır, maalesef 25 senesi var da. Babanın. Emekliliğe evet. 25 senesi mi var? Evet. Maşallah, bir şey kalmamış şurada. Bir de babayı tanıyalım. Bir de babayı tanıyalım. Mikrofonu babaya ver. İyi akşamlar. Adım Ahmet Yedim Balta. Evet efendim. İyi akşamlar Memdat Bey. Siz ne iş yapıyorsunuz? Efendim? Siz ne iş yapıyorsunuz? Ben de demir çelik fabrikasındayım. Kaç yıldır Almanya'dasınız? 1970 yılından beri. Hasmi orada mı doğdu? Hasmi. Evet orada doğdu. Hasmi orada doğdu. Başka orada doğan çocuğunuz var mı? Var. Bir kız çocuğum var. Sol tarafında. Ay canım benim, aynı Hasmi. Ay bu babasına benziyor. Ay bu aynı babası ayol, baksana. Aynı baba. Kızım adın ne? Merhaba. Özlem. Efendim? Özlem. Was hast du gesagt? Sprechen Sie Deutsch? Özlem. Sprechen Sie Deutsch? Kızım Almanca biliyorum re. Bugün konuşamayacak o. Git çevir çevir. Bugün konuşamayacak o. Çekim çevir çevir. Annemiz de var burada. O da bir merhaba desin Mehmet Ali Bey. Anne de kızı gibiyse. Merhaba Mehmet Ali Bey. Merhaba efendim. Merhaba. Nerelisiniz? İyi akşamlar. Nerelisiniz? Nerelisiniz? Bugün bende bir şey var. Mehmet Ali Bey size soruyor, nerelisiniz? Hande, sana hükürcem sonunda. Efendim. Sana hükürcem sonunda. Ver baba... beyefendiye de yarışalım git. Çeviriyorum, çeviriyorum. Haydi bismillah. Ve 9 numara geldi. 9 numara. 9 numara geldi. Haydi bakalım. Şimdi ikinci zarf geliyor. 24 numara geldi. Haydi. Üçüncü zarf. Ve 20 numara geldi. 3 tane zarf, 3 tane hediye. Hasmi, sen bu yarışmayı daha önce hiç gördün mü? Bu yarışmayı hiç görmüşlüğün var mı? Almanya'da bile izliyorum Mehmet Ali Bey. Almanya'da bunu seyrediyorsunuz. Evet. Şu anda hangi kanaldayız biliyor musun? Star TV. Vay helal olsun. O zaman ilk sorumuz geliyor. 5 harften oluşan bir nesne soruyoruz. B, C, D, Y, Z, İ size verdiğimiz harfler. Siz bize 3 sessiz bir sesli söyleyeceksiniz. Hasmi ve Hande Çetin Balta çifti. Allah inşallah tamamına erdirir. Lüleburgaz'ın L'si. Lüleburgaz'ın L. İstediğin oldu. K'si. Hande istediğin oldu. Almanya'ya gelin gidiyorsun. Lüleburgaz'ın L'si sonra? Kastamonu'nun K'si. Kastamonu'nun K'si. Bir tane daha sessiz. Mehmet Ali'nin M'si. Mehmet Ali'nin M'si. Peki Şahancığım. Şimdi sesli harf. Ankara'nın A'sı. Ankara'nın A'sı. Bu bir nesne. Evet. Bakalım hangileri yanıyor? Nişanlının şansı bak. Açalım bakalım. Hande ve Asmi.
Hande Hasmi'yi seviyor. Hasmi Hande'ye aşık. Hande Hasmi'yi seviyor. Bak bak ağzı kulaklarında Hasmi'ye bak. Hasmi'ye bak. Haydi bakalım Hasmi. Haydi bakalım Hasmi. Haydi bakalım Hasmi. Evet. Nedir bu? Süremiz başladı. Açalım bakalım neymiş. Tepsi. Evet, birine veda edeceğiz. 20 mi gitsin? 6 mı gitsin? 24 mü gitsin? Hangisi gitsin? 6 gitsin. 6 numara gitti. 6 numara gitti. İkinci soru geliyor. 7 harften oluşan bir hayvan soruyoruz. Bir hayvan. Yine B, C, D, Y, Z'yi size verdiğimiz harfler. 3 sessiz bir sesli söyleyeceksiniz. Kastamonu'nun K'si. Kastamonu'nun K'si. Sivas'ın S'si. Sivas'ın S'si. Lüleburgaz'ın L'si. Lüleburgaz'ın L'si. Şimdi sesli harf. Hande'nin H'si. Vay be, aşka bak be, aşka bak be. Vay be, aşka bak. Almanya'da Duisburg'da yaşayan çiftimiz, Almanya Duisburg'da yaşayan çiftimiz taşındılar, Göttingen'e yerleştiler. A. Bakalım hangileri yanıyor? Burası çok uzak. Oo. Evet. Evet, yakalım bakalım. Açalım. Bu bir hayvan. Aa, kara kartal. Kara kartal. Süremiz başladı. Kanarya. Kanarya Island. Kanarya Island. Bakalım Kanarya mı? Oo! Kanarya. Şu anda Fenerbahçe İsviçre'de Şampiyonlar Ligi ikinci ön eleme maçında 1-0 önde. Üçüncü soru geliyor. 4 harften oluşan bir nesne soruyoruz. Bir nesne. Hayvandan nesneye geçtik. BCD. Aa, kaç numara? Kaç numaralı zarfı aldınız? 20. 20 numara sizin. Geliyor son soru. 4 harften oluşan bir nesne soruyoruz. Bir nesne. 3 sessiz bir sesli söyleyin. B, C, D, Y, Z, İ'nin dışında. Trabzon T'si. Trabzon'un T. Zonguldak'ın, yok var pardon. Estağfurullah efendim, estağfurullah. Rize'nin R'si. Rize'nin R. Şam'ın şeysi. Tıraş, tıraş çıktı. Şimdi sesler. Tıraş. Ne güzel. Hande senin tıraşını yapar sabahları. Ordu'nun oğusu. İşe gitmeden önce Hande tıraşını yapar. Saçlarına jöleni sürer. Ay, ne güzel olur valla. O, bakalım bu bir nesne. Bakalım hangileri yanıyor. Bu bir nesne. Açalım bakalım. Oo, aa. Aa, bu bir nesne. Borsa. Buldum. Nesne. Borsa. Süremiz başladı. Kova. Kovaysa yansın. Vay kova. İki tane zarf sizin oldu. Açıyoruz efendim. Bakalım ne kazanıyorsunuz. Dananen. Cep telefonu DVD player ve... ve 24 numarada Hasmi. Almanya'da araban var mı? Var. Olmayanı dövüyorlar. Ama eski. Kaç model?
2000 model. 2000 model. 2000. Evet. 2011 model araba var bizde. 2011. Ne güzel. İnşallah. İki kişilik hem de. Sen ve Hande. Açıyoruz. Allah bir yastıkta kocasın. Evet, balayınız da çıktı. Balayı da bedavaya geldi. Helal olsun, iyi akşamlar. Ve işte bir ses, bir yorum. Meyra geliyor.
Herkes aldı mı terliğini? Bana da denk geldi 32 numara. Oo, çok güzelmiş hanımefendi. İyi günlerde kullanın efendim. Evet, Erdal Acar ve Emel Acar çifti bizi izliyorlarmış şu anda. Onlara da selamlarımızı yolluyoruz. Emel Acar giydirsin seni bak. Evet, niye giydirmiyor? Giydirsin. Evet, tamam, buradan ben söyledim mi tamamdır o iş. Bundan sonra Emel Acar sponsorun oldu senin. Teşekkür ederim. Modacın Emel Acar, bak ona göre. Evet, nerede kalmıştık ikinci turda? Bakalım sorumuz neymiş efendim? 4 kelime 18 harften oluşan neredeyiz? Nereyiz? Bir etabımız, evet. Nasıl bir şey bu? Bu bir yerin özelliklerini vereceğiz. Nerede olduğumuzu bulmaya çalışacağız. Anladınız değil mi? Kız Kulesi, Topkapı Sarayı. Neresi oluyor? Ankara. Artvin. Evet. Yengeciğim anladın mı? Evet. Anladım. İsmail Bey bilmişti ilk turu. İkinci turu yeter çeviriyor. Çarkı Berek devam ediyor. Ah. 300 puanlık sessiz harf. Mehmet Ali'nin M'si. Mehmet Ali'nin M'si bir tane. Ve 250 puan. Dost kızı. Hayır, 250. Senin o tarafı senin. Pardon. Van'ın V'si. Van'ın V'si. Tebrik ederim. O kadar haf varken yani... U, V, Y, Z yani... Tebrik ederim. Heyecan, biraz heyecan mı var? Yeter. Aslında... Yeter. Kaç kilosun sen? 15 mi? Kaç? 45 kiloyum. 45 kilosun. Eşim de 110 kilo. Allah kolaylık versin sana. Ne diyeyim yani? Ve 43 yaşında. Aa. Maşallah. İsmail Bey siz kaç kilosunuz? Yani. Ben 50 şey yani 85 falan. Yani. 85 falan. Güzel. Sevcan Hanım. 56. 56. Evet. Hadi bakalım. Sözlüm. Sözlüm çeviriyor Sevcan. ...300 puanlık sessiz harf. Derya'nın D'si. Derya'nın D'si 3 tane. Bravo. 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 Efendim bu neredeyiz? Bakalım kim çözecek? Burası neresi? İtiraf. Ve itiraf geldi. İtiraf ediyorum sana itiraf. Başladım yaralı aşklara tadilat. Hadi bakalım bir itiraf. Yalnız bir şey söyleyeceğim. Ben itiraf edeceğim ama ablamla alakalı bir durumu itiraf edeceğim. Bilmiyor. Hiç kimsenin haberi yok. Ablan da mı bilmiyor? Ablam da bilmiyor. Hayır. Hazır mısın? Hadi bakalım. Ama böyle bir şey öyle bir şey. Beni koruma altına alacaksın. Sen merak etme. Sen merak etme. Beni koruyacaksan anlatacağım. Ben buradayım. Söyle Sevcan. Bana güven. Nişanlına güven. Tamam. 7-8 yok. 8-9 yaşlarındayken ben... Evet. Çok işiyordum tamam mı abi? Ben anladım nişanlın seni niye bırakmış. Bravo. Devamı var. Çok işiyordum altıma. Ondan sonra bir gün böyle iki üç böyle annem bize çifti sünger atardı o zaman eski evde otururken adı pazarda beraber yatıyorduk. Süngersiz ondan. Uyuyamazdın yani. Beraber yatıyorduk. Ondan sonra atıyordu her yer falan. Ondan sonra neyse bir iki kere üst üste iki gece böyle olunca annem şişirdi beni dayaktan döve döve döve. Bir anı. Çocukları işiyorsa sakın dövmeyin. Yanlış bir yöntemdir bu. Ondan sonra... Artık bıktım yani. Millet o zamanlar da böyle besliydim. Daha böyle iriydim. Şey zannediyorlardı böyle ne kadar ablandan daha olgun duruyorsun. Halbuki dayaktan şişmişim ama benim. Dayaktan olgun gösteriyorsun. Dayaktan şişmişim aslında. Halbuki yoksa benim şişkinliğimden değil yani. Sonra? Ondan sonra üçüncü gün yine aynı üst üste yapınca aynı şeyi. Ondan ne oluyor peki? Kendini tuvalette mi sanıyorsun? Nasıl oluyor? Rüyada genelde öyle olur. Çok sıkışırsın ya... böyle. Ben de hep öyle olurdum böyle. Çölde gidiyorum böyle. Ay nasıl sıkışmışım Allah'ım bir bırakıyorum böyle. Ve ben de itiraf ediyorum. Ben 25 yaşına kadar işedim.
8-9 yaşlarındayım. Ondan sonra üçüncü gün aynı şey olunca artık bıktım da dayak yemekten. Korkuyorum annem bir daha beni dövecek, dövmesin diye. Ona kalktım sabaha karşıydı, tamam mı? Ablamı ittim o tarafa doğru. Ondan sonra ben bir güzel üstümü değiştirdim. Değiştirdim de üstümü. Aa. Gittim maşrapayı doldurdum ablamın üstüne, birazcık döktüm. İtiraf ediyorum, o verdim yapan. Sen yapmamıştın altına yani. Ben dayağı ıslattım. Yedi mi peki o da? Yedi tabii. Helal olsun. Var. Bir de sabah... Annede de hata var. İnsan koklayıp döver. Tabii. Devam ediyoruz efendim. 1000 puan kazanıyor. Bir sessiz harf söyle. Kastamonu'nun K'si. Kastamonu'nun K'si. Bir tane devam. Neredeyiz? Neredeyiz'i bulacağız efendim. Bakalım neredeyiz? 1000 puanlık sessiz harf. Selin'in S'si. Selin'in S'si. Maalesef yok. Ve İsmail Bey'e geçiyor. İsmail. İsmail. Efendim bir sorumuz. Neredeyiz? Bakalım bulabilecek miyiz? 300 puan. Rize'nin R'si. Rize'nin R'si. Bir tane var. Bravo. Ekran başındakiler de çözmeye çalışıyor evde. En güzel tarafı bu işte. Evde de çözmeye çalışıyorlar. Maşallah 5 tur attı ya. 5 tur attı. 400 puan. Lüleburgaz'ın L'si. Lüleburgaz'ın L'si. Maalesef yok. Bakalım Türkiye bizi izliyor mu? Alo, siz çevirin bu arada. Alo. Hadi. Alo. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Zeynep Hanım yatakta mısınız? Yok. Değilim, oturuyorum, sizi izliyorum. Ama sanki böyle uzanmış bir haliniz var. Yok. Ses öyle geliyor. Doğrudur, biraz rahatsızım da. Geçmiş olsun. Teşekkür ederim. Hayırdır, ne oldu? Valla kas sıkışması gibi bir şey işte. Aman Allah'ım, evli misiniz? Maalesef. Evet, evliyim. Maalesef. Maalesef, ooo. Yani şansınız yok demek istemiştim. Yani siz yanlış anladınız. Kas sıkışmasını evliliğe mi bağlıyorsunuz? Nasıl bir şey? Anlamadım, maalesef. Hayır canım, ne alakası var? Bak Sevcan hemen anladı. Ne anladı kız? Kıskanıyorsun tabii, millet evli evinde kas sıkışması oluyor. Zeynep Hanım. Evet. Kaç yıllık evlisiniz? 5. Kocanız çalışıyor mu? Çalışıyor evet. Ne iş yapar? Konfeksiyon işçisi. Oo, şu anda işte mi? Evet işte, daha gelmedi. Siz yalnız mısınız? Evet, tek başımayım. Kimse yok? Kimse yok. Ah canım benim. İnsan yalnız başına kas sıkışmasını bakın görüyor musunuz? Ya yok, bugün doktora gittim zaten, iğne olmuştum. Geçti yani biraz. Peki neden olmuş? Bilmiyorum. Spor falan mı yaparken nasıl? Valla günde her gün spor yapıyoruz. Koşturuyoruz. 4 yaşında bir kızım var, ellerinizden öper, Allah acısını göstermesin. Allah bağışlasın. Amin cümlemizin sizin de. Zeynep Hanım, Kocaeli'de nerede oturuyorsunuz sanki bilirmişim gibi? Gebze'de ama aslen Safranbolu'yum. Safranbolu'daki bütün akrabalarıma sevgilerimi gönderiyorum buradan, özellikle de dayıma. Dayıngillere. Evet. Peki efendim, bir sessiz harf söyleyin, size armağan verelim. Ne söyleyeyim, Safranbolu'nun sesi olur mu? Biraz önce... Söylendi. Safranbolu'nun... S'si. B'si. B'si mi? Olsun o zaman. Safranbolu'nun B'si bir tane var. Size bir tane ne yollayalım? Şaşırdım kaldım. Bulaşık makinesi. Ha, bravo. Ve Fenerbahçe deplasmanda 2-1 öne geçmiş. Vaaav!
nesnesi harf. Neredeyiz'i bulacağız. Nide'nin nesi. Nide'nin nesi bir tane. Çeviriyorsun. Ah pardon. Kızım aklın kocanda mı anlamadım ben. Çocuğumda. Aklı çocuğunda, çocuğunda. Ve... Ay şans yok. Bir numara Sevcan'a geçiyor. Haydi Sevcan, haydi Sevcan, haydi. Sevcan çeyizimiz için çalışıyor. Peki babam verdi mi? Evet dedi mi annen giller, baban giller? Babam sizlere ömür. Ha canım. Yok, evet. Annen evet dedi mi peki? Dedi tabii canım yani. Annenden izin aldın yani. Nişanlanırken. Bizim ikimizin. Ya, İkimizin. Ya ay anne burada sen iste ben mi diyeceğim? Aa. Allah Allah. O zaman bismillahirrahmanirrahim. Ha, gidip iste. Anne şu. Test, test. Efendim Allah'ın emri peygamberi kalbi... Sana ne oluyor lan? Allah'ın emri peygamberim kalbiyle kızınız Sevcan'ı zevceliğime veriyor musun? Veriyorum ama nişan atmamak şartıyla. Nişanı atmak yok sonuna kadar. Bizde benim bütün evliliklerim sonuna kadar gitmişti. Yalansa yalan değil. Yalan mı? Verdiniz mi? Evet. Evet dedi anne. Evet. Sıra kimdeydi? Eşimde mi? Evet, ben de. Sessiz harf söyle bakalım. Heyecanlandın mı? Evet. He? Çok. Daha dur. Düğün gecemiz olacak daha dur. Daha dur, daha dur. Bravo, bravo. Üç tane de çocuk var daha hiç kendini zorlamadan üç tane de. Hazır. Hazır çocuğun olacak. Biz üç taneye bakamıyoruz valla. Ya. Evet hazırdı var fiziğin bozulmasın. Yani bozulmasın daha iyi. Söyle bakayım sessiz harf. Nişanlı. Söyleyeyim. Kız her şeyini bozdu bu arada. Her şey. Dağıldım resmen. Ne? T. Trabzon'un T'si bir tane. Devam. Neredeyiz'i soruyoruz. Neredeyiz? 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 Şşş, sakın, sakın. Ve aşkı kazanıyorsun. Evet. İsmail Bey'e geçiyor efendim. İsmail. Yeah. İsmail. Biraz önce Meyra ve Cemil'den çok güzel bir şarkı dinledik. Biraz sonra tekrar davet edeceğiz Meyra ve Cemil'i. 300 puanlık sessiz harf. F harfi. F. Fatsa'nın F'si. Fatsa'nın F'si. Aman Allah'ım. Yeter'e geçiyor. Haydi yeter, haydi yeter, haydi. Tam zamanı şimdi.
Leyla'nın L'si. Kimin? Leyla'nın. Leyla'nın L'si. Allah Allah. Ve Sevcan'a geçiyor. Sevcan çeviriyor. ...200 puanlık sessiz harf. Sakın. Ceyda'nın C'si. Ceyda'nın C'si. Ve İsmail çeviriyor efendim. İsmail. Wow, dos gazeli. Burada çok puan var. Bunu alacaksınız bilirseniz oradaki harflerden beni. Ordu'ya gittiniz mi? Ordu mu? Ay ağzımdan kaçırdım. Of'un... Yok. O ordu... Olmaz ya. Ordu sesli harf. Hadi canım. Hakkari'nin H'si. Evet işte bu kadar basit. Hakkari'nin H'si. Ve Yeter'e geçiyor. Haydi Yeter, haydi Yeter, Yeter. Ama siz yani ne yapsanız etseniz nişanlımı kazandıracaksınız yani. Evet. 300 puan. Alo, baksana yardımcı olayım hadi. Alo. Herkes uyumuş bak görüyor musunuz? Evde çıt yok. Evde çıt yok, herkes uyumuş. Alo. Alo. Kusura bakmayın uyandırdık galiba. Yok yok uyandırmadınız. Ne yapıyorsunuz? Bu da balta. Telefonun merhaba Mehmet Ali Bey. Televizyonun sesini açar mısınız biraz? Televizyonun sesini açalım. Sesinizi ben iyi duyuyorum ama. Tam tersini yapacaksın. Şaka yaptım. Tam tersi. Kapa. Tamam kapattık. Telefondan duy beni. Şeybaş. Spas. Merhaba Mehmet Ali Bey. Nasılsınız? İyi misiniz? İyi. Serkan kardeş nasılsın? Sağ olun. Teşekkürler. Allah razı olsun. Siz sormalı. Siz nasılsınız? Sesinizi duyduk. Daha iyi olduk. Diyarbakır doğumlu musunuz? Doğrudur efendim. Diyarbakır doğumluyum. Ebeteheye. Ebeteheye. Ebeveyn. Tineye. Hene. Yok. Evimiz yok. Yani var da ben hatırlayamıyorum. Tanımıyorum yani. Kimler var yanınızda? Ben abim. İkiniz yalnız mısınız? Şu an yalnız annem de rahatsız da aşağı indi. Geçmiş olsun yani efendim. Yani parka gitti. Sağ olun teşekkürler. Baba yok mu? Yok. Çalışıyor musun? Vefat etmiş. Çalışıyor musunuz? Evet çalışıyorum ben. Nerede? Lokantada garsonluk yapıyorum. Lokantada. Evet hocam. Evet işte görüyorsunuz benim Diyarbakırlı hemşerim. Aramızda öyle bir sorun yok. Kürtmüş, Türkmüş, oymuş, buymuş. Biz yıllardır... Tabii ki aynen öyle. Zaten biz kardeşiz. Değil mi Serkan'cığım? Yani biz binlerce yıldır bu topraklarda böyle bir ayrımcılık ne duyduk ne yaşadık. Doğrudur efendim. Bak benim babam, dedem, dillerim de Erbil'den gelmiş. Onlar da Kürt. Kimse bana diyor mu o... Kürt olmuş, mürt olmuş değil mi? Doğrudur. Değil mi? Şeybaşım benim. Sen de. O zaman bir tane harf söyle. Söyleyeyim ben. Rize'nin R'si. Evet, Rize'nin Ş'si. Bravo. Bir tane. Teşekkürler. Çok sağ olun. Rize'nin Ş'si. Efendim? Evet, tamam. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Estağfurullah. Şimdi sana ne vereyim? Ne yok? Evde ne eksiğiniz var? Evde ne yok. Vallahi siz güzel bir şey verseniz çok makbule geçer. Teşekkür ederiz o arada. O zaman sana bir plazma vereyim. Bir tane plazma. Evet. Bir tane evet. Klima vereyim. Sıcak olur Diyarbakır. Diyarbakır vallahi sıcak olur. Çok, evet, olur. Bir tane. Bir tane de annene bulaşık makinesi. Çok sağ olun. İyi günlerde kullanın. Yeter.
Bir sessiz harf söyle. Bak bir tane kal. Çanakkale'nin Ç'si. Aferin sana. Ne uyanıksın. Bildin mi? Çanakkale'nin Ç'si. O kadar da kıyak yaptım sana. Son harfi de söylettim. Bir tane kaldı. Sevcan çeviriyor. Neredeyiz? 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 400 puan. Pırasa'nın P'si. Aferin benim uyanık nişanlım. Pırasa'nın P'si. Ve İsmail'e geçiyor. İsmail çeviriyor. Şşşt. 200 puan. Giresun'un G'si. Seni tebrik ediyorum. Giresun'un G'si. Ve yeter, sonunda buldu galiba. Evet. Yeter artık, yeter. Yeter artık, yeter. 300 puanlık sessiz harf. Zamanın Z'si. Zamanın Z'si. Ya utanmasan W'yi söyleyeceksin yani. Ve Sevcan'a geçiyor. Haydi Sevcan. Neredeyiz? Neredeyiz? O yerin 3 tane özelliği. O kadar da çok puan olmasın. Torpil yapıyormuş gibi olmayayım. 400 puan. Jale'nin J'si. Evet, Jale'nin J'si. İsmail'e geçiyor. Art bulamadılar ya. Yani. Bulamadılar ya. Yani. Bulamadılar. Vallahi bulamadım. Ben yani bulamayanı dövüyorlar. Ekran başındakiler 10 kere çözdüler. 10 kere. Neredeyiz? Bulduk. Neresi burası? Şşş. Bulduk da şu baş tarafta takalım. Evet, baş tarafta. Evet, ve o orayı bulduysan. Yumuşak G. Evet, yumuşak G. Son harfi. Yumuşak. Bağı. Evet. Bağ bahçe gibi yani, değil mi? Bağ bahçe. Evet. Yok, pardon, orayı bulamadım ya. Hı. Yani Madrid. Ne? Midyat. 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 Evet. Midyat. Evet. Midyat. Midyat. Don kırışık. Don kırışık. Don. 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 Allah bulamadım. Don. Don. Hayır. Don. Evet. Don. Ne donu? Şey, eski dondu. Şey dondu. Don mu? Utanmıyorsunuz don. Ekranda. Bu don, kadar çoluk çocuk var. Kaçtı, don diyor ya. Kaçtı, ağzından kaçtı. Onu kilot deyin de şey olsun. Şey, tamam. Kırışık. Evet. Ha, kırışık. Evet. Kırışık. Bağ, midyat, don kırışık. Evet. Ya yani, süper yani. Kız ne oldu? Tabii ki, tabii. Rahat rahat, rahat rahat öpüyor. Kocası çocuğu parkta gezdiriyor. Kardeşim benim, kardeşim. Ay canım benim. Nasıl, amca olarak mı öptün? Ay, her şey olur. Sever misin beni? Yenge. Sever miydin? Yenge, her şeyden çok seviyorum seni. Hadi canım. Ama ben hiç kişi almasam da senin için geldim. Ay canım benim. İlk defa çocuğumdan ayrı kaldım. Oy, Allah ayırmasın. Evet. Boğa Madrid Don Kişot. Neresi burası? Nijerya. Evet. Nijerya. İspanya. İspanya. İspanya'ya gidiyoruz, bravo. Kaç puanı var? Kaç puanı var? Bir sor bakalım. 4000. 4000 puanın var. Plazma alabilirsin bir tane. Bir tane plazma alayım, bir tane cep telefonu. Tamam, bir plazma, bir cep telefonu. İyi günlerde kullanıyorlar efendim. Alkışlarla. Evet efendim, biliyorsunuz bundan önceki yani
9. bölümde 15 Temmuz Perşembe akşamı bir yarışmacımız Ordu'dan bizden ev kazanmıştı. Hatırlıyor musunuz? Ve biz de sözümüzde duruyoruz. Evin tapusunu ve anahtarını veriyoruz. Pakize Nine'ye. Pakize neden fındık? Pakize Hanım'dan bize fındık geldi. Biraz yaşı ilerlemiş olduğu için sağlık sebeplerinden dolayı buraya gelemedi. Evet. Ama biz bir izleyelim evi nasıl kazanmış onu bir görelim. Nasılsınız? Yaş kaç? Yaş 84 yavrum. Maşallah ayol. Beyefendi yaşıyor mu? Beyefendi öleli 20 sene oldu. Oo, neredeyse geri gelecek. Gelmesin istemeyeyim ben onu. Ay tövbe yarabbim. Bari nur içinde yatsın. Nur içinde. Şimdi 7 numarayı açıyoruz. Bakalım 7 numarada Pakize Hanım ne kazanıyor? 84 yaşında Ordu'dan bizimle yarıştı. Pakize'nin P'si. Açayım mı? Aç yavrum. Araban var mı araban? Araba ne yani? Evin var mı diye sormayın. Araban var. Araban var mı diyor. Evin var mı diye sormuyor diyor. Bak Allah söyletti. Açıyoruz 7 numarada. Ne kazanıyor? Bizimle yarıştı ve ev kazandı. Bakalım hattımızda mı? Anne! Alo anne! Alo! Duyuyor musun beni? Duyuyorum yavrum. Nasılsın? İyiyim yavrum. Damadın burada damadın. Burada he. Sen ev kazanınca sana karşı daha mı iyi davranmaya başladı? Ne bileyim çok davrandı. Nasıl mutlu musun ev kazandın diye? Sağ ol ömrün uzun olsun Allah bir keder göstermesin yavrum. Allah razı olsun. Allah senden de razı olsun yavrum. Dualarını esirgeme bizden. Anam oldu bitti ben seni seveyim yalan değil. Şimdi senin yerine damadına tapuyu bak iyi bakacaksınız. Zaten çok iyi bakıyorlar yaşlılarımıza saygımızı. Hiçbir zaman eksik etmeyelim. Çünkü biz de zamanı gelince onlar gibi olacağız değil mi efendim? Tabii ki. Sizi de tebrik ediyorum. Damadına anahtarını veriyorum. Fiyakalı bir ev. İşte. Sağ ol. Allah var etsin sana. İyi günlerde kullanın. Hadi size ölçüz adını alıyorum. İşte görüyorsunuz Star Televizyonu'nun ayrıcalığı. Ev mi kazandılar? Bir ay bile geçmeden evi hemen veriyoruz. Bravo. Buyurun. Başka kanallarda 5 senede alamıyorum bir de mahkemelik oluyor. Ben bir zamanlar ev vermiştim. Depremde evlerim yıkıldı. Bana da vermişti Veli Göçer. Bir bak evi göremeden daha ev depremde gitti. Evi görmek nasip olmadı. Ya. Ay. Of ama bu evler sağlam. Sonuna kadar depreme dayanıklı. Harbi raporlu yani. Evet işte 3. turumuz geliyor. 4 kelime 20 harften oluşan başla bitir diye bir bölümümüz. Başla bitir yani, bölümü. Evet. 1 numaralı yarışmacımız Sevcan çeviriyor çarkı felek. Finale gidiyor. Başla bitir. Ne oluyordu evet. Başla bitir belki hatırlamıyorlardır. Ortadaki kelime ortak oluyordu. Örnek? Mesela hep aynı örneği veriyorum ama ya. Ne örneği? Beren saat kulesi gibi.
Ay kızı da kule yaptın yani. Şu kadarcık kız yani. Evet, bir sessiz hal. Remzi'nin R'si. Remzi kim lan? Tanımıyorum. Anne kusura bakma, ben bu konularda çok hassasımdır yani. Boyunuz olayı olmaz. Remzi kim? Tanımıyorum. Niye razı edemiyorsun da Remzi diyorsun kızım? Burada nişanlın var. Raziye'nin reisi, seni mi kıracağım hayatım ha? Raziye'nin reisi 3 tane. Devam. Başla bitir. Ortadaki kelime ortak. Müjde ar, ar namus gibi. Hmm. 750 puan. Memoşumun M'si. Duymadım. Memoşumun M'si. Bir daha de bakayım. Bir daha de bana. Bir daha. Söyle. Memoşumun. Allah'ım, insan kocasına tükürür mü Allah senin? Ay tövbe ya Rabbim ya Resulallah. Bütün Sakarya bizi izliyor ona göre. O eski nişanlım da çatlasın. Eskiye bir defter, bir evet. Sildik onu artık. Evet hayatım, sildik, unuttum gitti. Sen de benim eski dördü sil. Aman aman. Onu nasıl sileceğim? Biraz silmek çok zor ama. Biraz zor yani. Evet, kalın harflerle yazdım onları. Öyle mi? Mimoş. Ay hiç romantik değilsin Sevcan, farkında mısın? Allah Allah ya, bak ben gülüyor muyum? Tamam. Bu iş şakaya gelmez ayol. Evet öyle, tamam gülmeyeceğim. Aa, evet. Tamam. Şakası yok, bu işin tamam. Şakası yok. Şöyle. Memoşumun M'si. Sen bana Memoş de, ben sana Sevcoş. Söyle. Memoş. Sevcoş. Memoş. Bir daha söyle. Bir daha söyle. Kus bari üstüme Allah'ım ya Rabbim. Memoş'un M'si. M. İki saat burada M'leştik yok. Bana bak kız, ben komik miyim? Evet, ben de komiyim ama. Sen bu işleri şaka sanıyorsun ama. Ben hiç çok şakadan anlamam biliyorsun. Ama ben de komik. Bir balkona çıkarıveririm, görürsün adamı. İsmail çeviriyorum benim. İsmail. Ay ağzım. Of Allah, çok şükür ya Rabbim ya Resulallah. Ah. Ay. Aman İsmail de çok ballı bir adam, helal olsun. İsmail yavrum, evinde oturmak varken geldim buralara. İflaslardan geçilmiyor. İki tane böyle bıcır kızın arasında. Haydi yeter, haydi yeter, haydi. Efendim nerede? Ay, başla bitir. Ha, ben hala oradayım. Başla. 400 puan. Hasan'ın hası. O kim? Kocan mı? Eski karakter. Eski arkadaşım. Allah'tan kocam parkta yani. Allah'tan. Ama sana söyleyeyim, o parkta video vol var. Bütün o parktakiler bu programı izliyor. Evet. Hasan'ın E'si. Allah'tan yok. Sevcan çeviriyor, Sevcan. Ortadaki kelime ortak. Dost gazına gerek yok. 250 puan. K. Kemal'in K'si. Allah Allah. Evet İsmail, evet İsmail. ...500 puanlık sessiz harf. Alo! Türkiye'ye hediye vermekten bıkmayacağım bugün. Ay!
Alo. Hatları mı bozdular yoksa vermeyeyim diye? Heh, devam. Yeter şimdi sessiz abi söyle. Tamam, 300 puan. Kimde? Sizde. Pardon. Bende herhalde. Evet. Şimdi Mehmet Ali Bey bir şey söyleyeceğim. Benim bir arkadaş var. Yağlı güreşçi. Diyor, yaralı güreşçi. Yağlı. Ha, ben de yaralı güreşçi. Yaralı. Sizde diyor kısmet ki bu da yani yağlı güreş, yağlı sürüp de değil. Bir güreş yapmak istiyor. Benle. Sizle. Sizi çok seviyor. Bir sesi de güzel. Allah Allah. Vallahi, beni tuş etmek istiyor yani. Yok yani öylesine yani. Öylesine kısmet, yağlı yağlı. Kısmet giyip gelmek istiyor. Yani yağlı artık yağsız mı yağlı mı? Yağlı daha mı iyi oluyor? Yağlı daha iyi oluyor. O zaman yağlanıp güreşiniz ne bileyim. Evet, adı ne? Sezgin Polat buradan selam olsun kendisine. Var mı bir ünvanı filan birinciliği mirinciliği? Yani güreşmiş çok güreşmiş şu an. Ama hiç birinciliği, ya, birinciliği yoksa ben güreşemem biri, yani. Ya ikinciliği var ama i̇kinciliği. Kesin ikinciliği kesin ya. Peki o zaman bir sessiz harf. Bolu'nun B'si. Bolu'nun B'si. Ay sen de ne bahtsız bir adamsın var ya. Bir dakika kızım ne saldırıyorsun? Saldıray. Adam bir travmayı atlatsın da. Ben de atlatsın diye çevirin. Evet yeter çeviriyor. Evet başla bitir. Ortadaki kelime ortak. Biri ünlü olabilir, biri deyim olabilir. Biri yer adı olabilir. 500 puan. Nide'nin neyesi? Nide'nin neyesi bir tane var. Devam. Birazdan tekrar bağlanacağız efendim. Nereye? Bartın'a bağlanacağız ve final oynayacağız. Ev için, araba için. 200 puan. Trabzon'un T'si. Trabzon'un T'si. Ve Sevcan çeviriyor. Ve İsmail'e geçiyor sıra. ...250 puanlık sessiz harf. Diyarbakır'ın D'si. Diyarbakır'ın D'si 2 tane. Devam. Şşt, sakın, 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 sakın. Dört yüz puan. Sivas'ın sesi. Evet, Sivas'ın sesi bir tane var. Çözdünüz mü? Evet. Tamam, çözemedim. Dört yüz puanlık sessiz harf. Çe. Çamaşırın çesi. Evet. Çamaşırın çesi maalesef yok. Yetere geçiyor haydi. Ve Sevcan'a geçiyor efendim. ...250 puanlık sessiz... Cansu'nun C'si. Cansu'nun C'si bir tane. Onu buldun da ondan sonra ona bağlanan ortak şey devamı ne acaba ya? Aman Allah'ım, aman Allah'ım evi gidecek. Ay evimiz gitti. Gitti evimiz. Nerede oturacağız şimdi biz? Ay çadıra yerleşeceğiz herhalde. Eyvah, evimiz de gitti. Gitti. Allah seni ne bilir söyle yapsın. Devam, devam İsmail'e ya. Geçiyor sıra. Üç yüz puan. Lüleburgaz'ın L'si. Evet, Lüleburgaz'ın L'si bir tane. Cansu Duru. Devam. On bin puan da var dilimimizde. 10.000 puan gelirse finalist olacak biri. Aa, ben de ağzıma yani. Aa. La 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 la.
Görüyor musunuz? İsmail Bey durdu durdu turnayı gözünden vurdu. Şimdi sessiz harfi bilirse 10.000 puan. Hadi. Final için çok büyük avantaj. Şşt, sakın yeter ki harfi bulsun. Yozgat'ın Y'si. Evet, bravo. Bir tane. Bir tane kaldı. Devam ediyorsunuz. Çözdünüz mü yoksa? Yok, durun. Evet, devam. Devam. Bir 10.000 daha. Nerede? İnşallah. Zaten çözmeseniz de iflas gelmediği sürece büyük bir avantaj elde evet. ettiniz. 500 puan. Zonguldak'ın Z'si. Evet, Zonguldak'ın Z'si işte bu kadar. Yok ya. Evet, yetere geçiyor. Haydi yeter, haydi. ...250 puan. Fatma'nın F'si. Fatma'nın F'si maalesef. Ve Sevcan'a geçiyor. Hayda bir tane kaldı. Ben çözdüm ya. ...400 puanlık son sessiz harf. Ya. Buldum. Girne'nin G'si. Girne'nin G'si bir tane ve bitiyor. Bilmiyorum. Sesli harf alabilirsin. O zaman E. E harfini aldı. 4 tane. Geliyor dere. Artık bunu da bilemezsen. Cansu dere, geliyor dere. Cansu dere, dere geliyor dere. Yareler, yareler. O zaman gitmemize gerek yok. Gitmemize gerek yok. Bir cep telefonu daha veriyorum sana. Oh, işte. Mehmet Ali Bey, bir tane de bana verin. Bak hiçbir şey almadım. Sen finale çıkıyorsun. İnşallah. En büyük puanı aldın. Durdun. Alo. Alo. Bartın'a mı alo? Evet. Biz ikinci ailemizde sizin yarışmanızın bitmesini bekliyorduk. Yanımda Zeliha Düzoğlu ve ailesi var. Ne tatlı, ne şirin. İyi akşamlar efendim. İyi akşamlar efendim. İyi akşamlar Mehmet Ali Bey. Nerelisiniz efendim? Özbartın. Özbartınlısınız. Doğma büyüme. Evet. Doğma büyüme. Doğma büyüme, anadan doğma. Evli misiniz? Şendulum. Maşallah, maşallah. Beyefendi vefat mı etti? Ben de nişan attım. Ben söylemeden hiçbir şey atamazsın. Öldü gitti. Nasıl ayrıldınız? Öldü gitti. Nasıl gitti? Öldü. Bulamam ki. Çoluk çocuk var. Öldü. Ha başınız sağ olsun. Sağ olun, teşekkür ederiz. Aslan gibi oğlum var. Başka? Kızım var, yok şu anda. Kızım var. Kızınız mavili yok mi? Yok şu anda ama. Mavi tişörtlü mavili gözlüklü değil. Olan. Mavi tişörtlü gözlüklü olan kızınız mı? Şu anda hastanede görevde yok. Hayır ben Hande'nin yanındaki mavi tişörtlü mü kızınız? Ha ben ablasıyım. Bak tanıdım ama muhak benzeşiyorsunuz. Ablayım. Evet akrabalık var. Evet. Arkadaki. Ablam benim büyüğüm. Bismillahirrahmanirrahim. Beyefendi kim? Son Mohikan mı? Beyefendi kim? İyi akşamlar efendim. İsmim Yılmaz Mumcu. Bartınlıyım. Doğma büyüme. Anladım. Bartın'dan sizlere çok çok selamlar, teşekkürler bu güzelliği Bartın halkına verdiğiniz için. Biz de sizi o güzel lülelerinizden dolayı kutluyoruz efendim. Teşekkürler. Çok güzel. Evet efendim. Ne iş yapıyorsunuz beyefendi? Ben Avrupalıyım, 48 seneden beri.
Evet. İzine geldim. Anladım. Avrupa'dasınız. Evet. Evet. Arkadaki sakallı kim? Alman mı? Hayır efendim. Ben Zeliha Hanım'ın komşusuyum. Anladım. Siz nerelisiniz masmavi gözlerle? Efendim ben Safranbolu'yum. Burada yazlığım var. Yazın burada kalıyoruz. Zeliha Hanım'la çok iyi geçiniyoruz. Çok iyi komşuyuz. Ben mahalle sorumlusuyum. Ay ne tatlı, ne güzel. Denizi güzel mi oranın? Fevkalade. Dalga olmadığı sürece çok güzel. Anladım. Peki orada bir tane daha kız var arkasında Zeliha Hanım'ın. Ben mi? Ben mi? Yok, sizin sağınızdaki. Sağımızdaki? Evet, oğlanın kız arkadaşı galiba. Komşusuyum. Komşusu mu? Evet, komşusuyum. Yok mu? Aranızda bir şey yok mu? Ben öyle hissettim. Sadece arkadaşız. Sadece arkadaş mısınız? Yaş kaç kızım? Yaş kaç? Daha 14. Ne? Al mikrofonu hemen elinden onu. Kızım uzaklaş oradan. Zeliha Hanım. Efendim. Heyecanlı mısınız? Yok. Yok yok. Çok yarıştınız galiba bugüne kadar. Hiç. O zaman çeviriyorum sizin için. Evet. Haydi bismillah. Çok garip ben konuştum. 24 numara geldi. Ve 3 numara geldi. Ve 9 numara geldi. 3 tane zarf, 3 tane hediye. İnşallah kazanacaksınız Zeliha Hanım. İnşallah. Hadi bakalım maşallah. Geliyor ilk soru. 6 harften oluşan bir nesne soruyoruz. Bir nesne. Size verdiğimiz harfler B, C, D, Y, Z, İ. Siz bize 3 sessiz bir sesli söyleyeceksiniz efendim. Memoş'un V'si. Memoş'un nesi? V'si. R. Kadar diyebildim. R. Evet. Rize'nin R'si. Başka? Mehmet Ali'nin M'si. Mehmet Ali'nin M. Tokat'ın T'si. Tokat'ın mı yer? Tokat'ın T'si. Şimdi sesli harf. Ela. Ela'nın E'si. Ela'nın E'si. Kızım yok, adını bari kullanayım. Kimin adı? Kızımın adı. Nerede görevde şu anda? Karabük'te. Karabük'te, Allah kolaylık versin. Biz de yarın akşam Karabük'teyiz. Vallaha mı? Vallaha. O zaman B, C, D, Y, Z, İ, R, M, T, E. Bakalım hangileri yanacak? Bu bir nesne. Bakalım, hatırlat şimdi. Açalım bakalım. Süremiz başladı. Hayır. Neşter. Neşter. Neşterse yansın. Bravo. Allah. Maşallah akşamcı gibisiniz. Ben öz baltınlıyım ya onun için. Helal olsun. 3 mü 6 mı yoksa 24 mü?
Hangisini söyleyeyim çocuklar? Söyleyin. Üç. Üç. Üç numara sizin oldu. Geliyor ikinci soru. Daha iki tane zarfımız var. Belki de ev var, araba var. Canı sağ olsun. İçine adam koyacağım ha. Evin içine mi, arabanın içine mi? İkisine de, ikisine de. Yetti boş diyorsun. Boş arabayı ne yapayım, boş evi ne yapayım? Doğru valla, yetti diyorsun. Dulluk burama geldi diyorsun. Geç valla. 23 sene olmuş adam beni bırakalı. Ya. Benim de bekarlık burama geldi. 6 ay oldu yani. Burama geldi bekarlık. İşte. Yengem var. Ha, pardon, pardon, buldum. Sevcan var, Sevcan. Müstakbel nişanlımı gördünüz mü? Ya Mehmet Ali Bey. Buyurun. Onu bırak, bana gel. Oh. Tazminat istemiyorum. Ama ben artık sizin gibi genç istemiyorum. Böyle olgun istiyorum. Size bir sorumuz var. 5 harften oluşan bir nesne soruyoruz. Bir nesne. B, C, D, Y, Z, İ'nin dışında 3 sessiz bir sesli. Tokat'ın T'si. Tokat'ın T. Rize'nin R harfini değil miyim ben işte? Ne yapayım? R'leri söyleyeyim. Rize'nin R'si. R'leri söyleyemiyor musunuz? Söyleyemiyorum. Gelin o zaman size... Tiyatroda oynayamıyorum. Kanal D'de talk show yaptıralım. Vallahi Beyazıt hangimiz üstün basar bilmem. Beyazıt'tan hiç farkım yok. Doğru. Bir gözlüğünüz fazla. Vallahi yok. R... Konya'nın K'sı. Konya'nın K'sı. Şimdi sesler. Evet. Bu sefer de Ali olsun. Ali'nin A'sı. Tarkan çıktı. Olcay'ı deysen. Olcay'ı deyicadım. O. O mu? Evet. O. Ama neyse ikinci, ötekine deyeceğim. Hangisine deyeceksin? O mu? Üçüncüye deyeceğim onu, üçüncüye. O mu, A mı? A. A. Bakalım hangileri yanıyor. İnşallah. Bu bir nesne. Hiç de yanmadı. Fena değil. Açalım bakalım. Kaya. Çok güzel. Kaya. Süremiz başladı. Kolye. Kolye. Kolye mi? Maalesef kıyma olacaktı. Ağdın ya, ne kadar aptalı. Künye. Ağdın ya. Hayır olmadı, ağdın. Açalım bakalım. Bilemedik ya. Helal olsun. 9 mu 24 mü? 9. 9 numarada sizin. Son dokuz, sarf. Dokuz. Son sarf. Son zarf için son i̇nşallah, soru. İnşallah. Son zarf için son soru. 8 harften oluşan bir bitki soruyoruz. Ay, sen yedin mi bu bitkiden? Yok yemedim. Yanında yattım. Hande'ye sor bakayım. Hande? Efendim? Ne yapıyorsun kız? Ne yapayım? Yarışmacılarımı yarıştırıyorum. Sen ne yapıyorsun? Ne yapayım? Ben de öyle Toblerone'da duruyorum. Ne zaman çok geliyorsun? Çok hoş gözüküyorsun. Harikasın. Sağ ol canım sen. Ne zaman geliyorum? Cuma günü geliyorum. Cuma tamam. Gecesi geliyorum inşallah. Buluşuyoruz o zaman. Sen bu bitkiyi yedin mi Hande? Tamam hafta. Ben sizi bir buluşturacağım. Görelim yemiş miyim yememiş miyim bakacağız. Tamam. Söyle bakalım tamam. Bartın'da ne yemiş? Bartın'da ne yedin Hande? Balık, soğan.
Soğan mı? O zaman sen gelme Hande pazartesi. Soğanla kadar yenir. Ben önlemimi aldım, öyle geliyorum. Evet, üç sessiz bir sesli söylesin Zeliha Hanım. Bartın'ın B'si. Bartın'ın B'si var zaten. Aa, ay affedersin, affedersin. Affedersin. Hepimizin başına geliyor. Safranbolu'nun S'si. Safranbolu'nun S. Karabük'ün K'sı. Karabük'ün K'sı. Niğde'nin N'si. Niğde'nin N. Şimdi sesler. Olcay'ı O'su. B, C, D, Y, Z'yi, S, K, N, O. Bu bir bitki. Bitki. Bakalım hangileri yanıyor? Açalım bakalım. Fesleyen. Fesleyen. Bakalım fesleyen mi? Evet, 3 tane zarf, 3 tane hediye. Süper, süpersiniz Zeliha Hanım. 3 numaradan başlıyoruz açmaya. Bakalım 3 numarada ne kazanıyorsunuz? Açıyoruz. Buzdolabı. Dokuz numaradan açıyoruz. Bakalım ne kazanıyorsunuz? Bartın'a gidiyor. Çamaşır makinesi. 24 numara, 24 numara Zeliha Hanım'a gidiyor. Zeliha Düzoğlu. İşte açıyoruz 4 numara. Dananan. O aldı. Plazma TV, iyi günlerde kullanın. İyi akşamlar diliyoruz. Ve Meyra ile Cemil geliyor. Takıldım masum yüzüne, akıl ver, çare nerede? Meğer benim bildiklerim kağıttan duvarlarmış. Düştüm bir gizin peşine, maalesef çare sende. İstersen al beni götür. Zaten artık en derine. Ne yaparsan yap ama güven son sözüme. Beni sensiz düşünme. İstersen al beni götür demem de. Batmışım zaten artık en derine. Ne yaparsan yap ama inan son sözüme. Akıl ver, çağır.
arkadaşlar. Meyra ve Cemil'e çok teşekkür ediyoruz efendim. Şimdi sıra geldi stüdyo finalimize. En yüksek puan alan bakalım kim? 5300, 2950 ve 12800 puanla İsmail. Tebrik ediyoruz efendim. Teşekkür ederim. İşte mini çarkımız sizi bekliyor. Kendi hediyenizi kendiniz belirleyeceksiniz. Buyurun. Teşekkür ederim. Haydi bismillah. Hayırlısı. Kırmızı geldi. Kırmızı şey. Tamam. Olan, evet. Şunu alıyorum galiba. Evet, kırmızı burası. Evet, iki numara. Buyurun efendim. En çok burada durmuşuz. Bak burası böyle kirlenmiş. İşte sorunuz geliyor. Heyecan yok, sessizlik olsun. Evet. Yoksa biliyorsunuz. Altı harften oluşan bir nesne soruyoruz. Nesne, tamam. Size verdiğimiz harfler B, C, D, Y, Z, İ. Siz bize üç sessiz bir sesli söyleyeceksiniz. Evet. Memoş'un M'si. İnşallah uğurlu gelir. Nasıl söylüyordunuz? Memoş'un M'si. Bakın E'yi şöyle biraz daha uzatmanız gerekiyor. Bakın nasıl uzatılıyor. Memoş'un. Memoş'un. M'si. Kes koyun eti yedirmeyeceksiniz bize yani. Memoş'un M. Evet, Memoş'un M'si. Konya'nın K'sı. Konya'nın K'si. Bir de Rize'nin R'si. Rize. M, K, R. Makara çıktı. Makara. Makara kukara. Makara kukara. Evet. Şimdi sesli abi. Ebemin... Yoksa... Ebenizin... Yok da oftaki annemin ağası mı desem acaba? Ha. Buradan da selam olsun ona. Ellerinden öpüyoruz. Köyde şu anda evet. Ben de öpüyorum ellerinden. Makara, sarı makara bağlar. Mı? Makara olmayabilir. Ben öylesine ya, attım valla. Yani, sizin söylediğiniz harflerden yola çıkarak doğru, söyledim nesne yani. Nesne olarak... E diyelim. Evet. İlk harfinizden vazgeçmiyorsunuz. Bu size çok büyük avantaj sağlayacak. İnşallah. Ebenizi göreceksiniz. Ya da Dobroski olacağız. A diyorum A. Bak şimdi yani A. Sonra günahınızı almayayım lütfen. Ya A. A mı diyorsun? Evet A diyorum. Çok pişman olursun. Bak sana söylüyorum. A dedim ya. Dedim ya. Vallahi dedim sorun değil yarışmak önemli ya. Buraya niye ebeden vazgeçtin? Ben öyle dedim diye mi? Evet yani biraz şüphelendim. Belki sağ gösterip sol vuruyorumdur bak ona göre yani. Öyle huylarım da var. Ters kolpa yapıyorum. Olabilir. O zaman E. Evet. Şimdi göreceksin uzun zaman. Vazgeçtim Seni uzun zaman, senin uzun zamandır görüşmediğin ebenle baş başa bırakacağım. Ebe mi diyorsun, ana mı diyorsun? Ana diyorum ya. Allah Allah. Ana diyorum ana. Yani A mı E mi? A. Bak sonra günahını almayayım bak. Tamam A. İçinden E geçmişti. Yok A geçti A. A geçtiyse şimdi göreceğim o zaman. E miydi yoksa? Yok A dedim bir kere dedim. Dedim bitti yani. Ama önce hayır, E dedi. Hayır bitti ama. Önce, bitti. Önce E demedin mi? Önce E dedim. Hiç ben böyle pazarlıklı yarışma görmedim. Yok yani A dedim canım ben. Bak şimdi çok pişman olacak. Neyse. B, C, D, Y, Z, İ, M, K, R, A. A. Bu bir A. Nesne. Bu bir nesne. Açalım bakalım. Aç bakalım. Ya. Sessizlik olsun. Açalım bakalım. A deseydin bak A'lar çıkacaktı. A dedin. Çıktı mı A? Çıkamadı.
Süremiz. Demlik. E'ler doğru. E'lerle devam et. E'lerle devam et. E'lerle devam. Demlik. E'lerle başka E'lerle. Allah seni var. Demlik. Adamın günahını aldık şimdi. E'leri söyleseydin. Dur E'leri açalım. Şşt, sessizlik. E'ler. Bir tane var da. Hiç olmazsa hiç yoktan iyidir. Bir tane. Yine de mi bulamadın? Tam. Gömlek. Gömlek. Tabii ya. Gömlek. Evet, açalım. Çömlek. Canın sağ olsun Mehmet Ali. E dedim sana. Ya karıştım, o kadar çok şey söylediniz. De dedesek bile. Ben de karıştırdım. Vallahi karıştırdım. Bakalım ne kaybettin? Tamam, canın sağ olsun. Araba var mıydı? Ne arabası? Bisikletim bir yok. Bisikletim. Vallahi şimdi üzüldüm, vallahi, biliyor musun? Vallahi yok. Seçe de ne seçtiğini biliyor musun? Vallahi bilmiyorum. Bir daha mı yarıştırsak acaba? Bakalım ne kaybetmişsin, önce bir görelim. Kaç tekerlekli bisiklet? Dört tekerlek kullanamıyorum zaten, dört tekerlekti. Açalım bakalım efendim. Açıyoruz. Küçük ev aletleri ve halı kaybetmişsin ama ben sana yine de bunu kazanmış gibi veriyorum. Eyvallah. İyi günler de kullanıyorum. Hem iyiyim Mehmet Ali. Ve neler vardı, neler yardı. İşte muhteşem evimiz var. Fi Yapı'dan herkes için kaliteli yaşam, fiyakalı evler. Regal hayatınızı değiştirir. Ve oradan geliyorsunuz Yunan adalarına, gemiyle vizesiz tatil yapıyorsunuz. Ve görüyorsunuz Regal'in diğer ürünlerini, sıcakta klimamız. Ve oradan geliyoruz Noble Life. Yaşamınızdaki asalet, yemeğinizi yiyin, zevkine varın. Ve elektrikli ev aletleri, Blue House, muhteşem. Horlama yok artık çünkü Dinar Su var. Dinar Su'da rahat, estetik, ergonomik bir yatak. İşte plazmalarımız ve zaman değerlidir. Revello, zaman. Ve oradan geliyorsunuz Harzemşah Mobilya. Oh, bizimle mutluluğa evet. Şu güzelliğe bakın. Şu dekoratif muhteşem. Oradan alo diyorsunuz. Tridden de geliyorsunuz. Tridine yanıyorsunuz. Ve Of bu sefer içinde böyle parlak şeyler de var efendim. İster yat, ister uyu, ister ne yaparsan yap, takla bile atılır. Karı koca bunu evine alıyor, çeyizine koyuyor kızlar. Çünkü padişah halı. Halı da bir numara. Ve işte yazın neyle gezeceksiniz efendim? Neyle gezilir? Motorsiklet. Şunun güzelliğine bakın. Vuruyorum hiçbir şey olmuyor. İşte üstelik bu gördüğünüz motosiklet tam 6 kişilik. Al. 6 kişilik toplu taşımacılık yapın efendim. Çünkü markası Lifan. Lifan ve parmak geliyor.